Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız kapaktan da anladığınız üzere orijinal Yayınlarının ait adelimlerinin çözümlerine başlıyoruz arkadaşlar. Zaten ben bu denemelerin çözümlerini İhsan Hocam'la beraber Fernus üzerinden yani uygulama üzerinden çözümlerini yapmıştık. İlk alt denemeyi İhsan Hocam son altı denemeyi de ben yapmıştım. Fakat sadece matematik kısmını yapmıştım. Şimdi de istiyorum ki YouTube üzerinden de ne yapabilin? Ulaşabilin, çözümlere ulaşabilin. İlk denemeden son denemeye kadar 12 denemenin tamamını geometri sorularıyla beraber olmak üzere hepsini ne yapacağım? YouTube üzerinden çözümlerini yapacağım arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Açıklama kısmında sürelerini de vereceğim. Hangi sorunun kaçınacak olduğunu. Böylece zaman kaybetmeden ne yapabilirsiniz? Yapamadığınız soruya ulaşabilir. O sorunun çözümünü bir de benden ne yapabilirsiniz? İzleyebilirsiniz. Şimdi deneme yapmak güzeldir, iyidir, hoştur ama bir de denemenin analizini yapmamız lazım. Mutlaka denemeyi yaptıktan sonra Aa, yenilen pehlivan güreşe doymazmış misali bir sonraki denemeye geçmeyin. Önce yapamadığınız denemeyi alın önünüze. Hangi konudan ne yapamadığınızı bir araştırın, inceleyin, görün. Bakın şöyle bir şey var. E, denemenin her bir denemen içerisinde hangi sorunu, hangi başlıktan, hangi konu başından olduğuna dair bir bilgi zaten her denemenin içerisinde var. Bu size avantaj kazandıracaktır. Mesela bunu, bu şu sayfayı iyi kullanarak. Şu deneme kitapçığını alan arkadaşlar, burayı iyi kullanarak, doğru yanlış boş diye işaretleyerek kendilerince bir istatistik yapabilirler. Hangi soruda, hangi konuda daha takıldıklarını fark ederek o konu üzerine daha fazla ne yapabilirler? E eğilebilirler. O yüzden analiz yapmak deneme sınavlarında önemlidir. Sadece deneme çözmek yeterli değil. Analizinde mutlaka ne yapın? bir 5 dakikada olsa yapın. Daha sonra da oradan çıkarımlar elde ederek açıklarınızı kapatmaya çalışın derim size. Zaten denememizde 40 tane soru var. Çözümlerimiz uzun sürüyor. O yüzden hiç zaman kaybetmeden ilk denemenin çözümleriyle çözümlerimize ne yapalım arkadaşlar? Başlayalım isterseniz. Ve orijinal yayınlarının ait de denemelerine çözümlere başlıyoruz arkadaşlar. Denemelerin şöyle bir güzelliği var. Biraz önce de söylemiştim. İçerisinde konu kazanımları var toplam 40 sorunun hangi sorunun hangi başlıkta sorulduğuna dair bir kazanım listesi verilmiş burada. Yapamadığınız soruları sınav sonrasında bir analiz yaparak o konu üzerine eğilebilir. O konudan ne yapabilirsiniz? Varsa açığınız kapatabilirsiniz ya da yanına not düşersiniz. Ben bunu yine dikkatsizlikten kaçırdım. Ben yine şuradan kaçırdım şeklinde gibi istatistikler tutarak ne yapabilirsiniz? Analiz yapabilirsiniz. Ve ilk sorumuzda ne yapalım arkadaşlar? Çözümlerimize başlayalım. Şöyle ilk soruya bir yaklaşalım. İlk sorumuz bir karmaşık sayı sorusu. n bir sayma sayısı olmak, z n'de bir karmaşık sayı olmak üzere z bir karmaşık sayısını 2 artı 3i olarak vermiş. Ve burada aslında z n artı 1'i ne yapmış? Hani bir indirgeme gibi bir karmaşık sayı z n artı 1'i z n artı n çarpı i üzere n diye tanımlamış. Buna göre z 4 karmaşık sayısı nedir demiş. Teker teker ilerleterek ne yapabilirsiniz aslında? Bulabilirsiniz. Şimdi z 1 karmaşık sayısı neydi? 2 artı 3i idi. Z2 karmaşık sayısına geldiğimizde ne yapıyoruz? Z1'i alıyoruz. Bakın Z1 yani 2 artı 3 i'yi alıyoruz. Öyle söylüyor. Bir önceki karmaşık sayıyı al diyor. Daha sonra onun üzerine şimdi n dediğinizde burası kaçtı? 1'di değil mi? O zaman biz ne ekliyoruz buraya? Bir tane i üzeri 1 ekliyoruz. Şimdi Z3 dediğimiz zaman bir önceki karmaşık sayı olan 2 artı 3 i. Burası da i yaparsa 4 i yapar. Bunun üzerine ne ekliyoruz arkadaşlar? 2 tane. Şimdi z3 dediğiniz şey z2 artı 2 tane i kare yapacak. O zaman burası ne yapar? Eksi 2 yapar. O zaman z3 buradan ne geldi arkadaşlar? Şu 2 ile eksi 2 birbirini götürse 4 iyi geldi. Şimdi geldik z4'e. Z4 dediğiniz şey de z3 artı 3 tane i küp olacaktır. Teker teker en yerine değerini yazıyoruz. Z3 dediğiniz şey neydi? 4 iyiydi. Buraya 4 iyi yazıyorsunuz i küp dediğiniz şey neydi arkadaşlar? Eksi iydi. O zaman burası eksi 3'i yapar. O zaman z4 bizim için ne geldi? 4 i eksi 3 geldi diyebiliriz. 4 i eksi 3'i de ne yapacaktır? i yapacaktır. Yani birinci sorumuzun cevabı c yapmış. Şimdi geldik ikinci sorumuza. x y, z birer gerçel sayı olmak üzere. x eksi y ile y eksi z'nin çarpımı pozitif demiş. Buna göre aşağıdaki hangisi daima doğrudur? Şimdi şöyle yapalım isterseniz. İkisi de pozitiftir ya da ikisi de negatiftir. Şimdi x eksi y, y eksi z diye değerlendirdiğimizde ikisi de eksi olursa o zaman x y'den büyük olacak. O ikisi de pozitif olduğunu düşünelim önce. Tamam mı? x eksi y pozitifse demek ki x y'den büyüktür. y de z'den büyüktür. Şimdi ikisinin de pozitif olması durumunda böyle bir çıkarım elde ettik. Şimdi ikisinin de ne yapalım? Negatif olmasını isteyelim burası negatifse o zaman x'in y'den küçük olması lazım. Küçükten büyük çıkardığınız zaman negatif gelir. Şimdi burası da negatifse aynı şekilde küçükten büyük çıkardığınızda negatif gelir. Y de z'den küçüktür. O zaman buradan elde ettiğimiz çıkarım da bizim arkadaşlar x küçük y küçük z'dir. Yani bunlar aslında sıralılar. Ya yani küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe iki durumda var. Hangisi daima pozitiftir demiş. O zaman iki durumu da incelemek zorundayız. Şimdi sıralamalar bu şekilde ama sayıların negatif ya da pozitifliği ile ilgili bir durum yok açıkçası. O yüzden x ile z'nin çarpımının pozitif olması, y ile z'nin çarpımının pozitif olması gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi o zaman şu 3 şıkka bakalım. Şuradaki toplamları da beni yanıltır. Çünkü ikisi de negatif olabilir, ikisi de pozitif olabilir. Ben bunu bilemem. Bunu da aradan eliyorum. Şimdi D şıkkı ya da C şıkkına yöneldim. Şimdi küçük, burası büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe. Şimdi X, Y'den eğer büyük olursa pozitif gelir. X, Y'den de büyük. X, ya en büyük, ya en küçük. O zaman büyükten Z çıkarırsanız pozitif, büyükten Y çıkarırsanız da pozitif. Burası pozitif gelecek. Tam tersini düşünelim. X en küçükleri, Z en büyükleri olsun. X'ten Z küçükten büyük çıkarırsanız negatif yapar. X en küçük olduğu zaman da ikinci durumu inceliyorum. X'ten Y'yi çıkartırsak, küçükten büyük çıkarırsak yine negatif yapar. Negatif bölü negatif, pozitiftir. O zaman doğru cevabımız Ceyhan gelecektir. Peki D şıkkının olmama sebebi ne? Şimdi Y'den Z çıkardım. Mesela birincisine göre bakalım. Y Z'den büyük olsa pozitif olur. Y Z'den büyükse Z X'ten küçüktür. Z X'ten küçükse de otomatikman burası ne gelecektir? Negatif gelecektir. Bu şıkkı elemiş oldum. O yüzden doğru cevabımıza geldi. Ceyhan geldi. İki tane durum oluştu. O iki durumda teker teker ne yaptık? Denedik arkadaşlar. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. A ve n birer pozitif tam sayı olmak üzere pozitif doğal sayı olmak üzere fark etmiyor pozitif tam sayı da defek aynı kapıya çıkıyor. Şeklinde yazılabilen a sayısına simetrik sayı denir. Yani kök a dediği şey neymiş arkadaşlar? En kökenmiş. Benim açıkçası burada bir kare çakasım var. O zaman a buradan ne geldi? En küp geldi. Peki tamam. O zaman eğer ki a sayısı bir sayının kübü ise buna biz ne diyoruz? Simetrik sayı diyoruz. Değil mi? 216, 125, 27 ve 8 bir sayının kübüdür ama 108 bir sayının kübü değildir. Üçüncü sorumuzda cevabına geldi. Ceyhan geldi. Rahat bir soru. Burada bir adım ilerlettikten sonra da teker teker yazmak yerine bu şekilde işlem yaparsak rahat bir çözüm elde ederiz. Şimdi geldik 4'e. K kümesi 3 ile tam bölünebilen 2 basamak doğal sayılar kümesi ve L kümesi 5 ile tam bölünebilen 2 basamaklı. Şimdi K 3'ün katları olacak. L de 5'in katları olacak. Mesela buraya 3m diyelim. Buraya da n diyelim. Yalnız sayılarımız bizim ne olacak? 2 basamaklı olacak. Bunu unutmayalım. Mesela ab diyelim buraya da not düşelim. Şimdi demiş ki m kümesi k bölü bir tam sayı olacak. m/k/l bölü, yani 3'e bölünen sayıyı 5'e bölüne bir sayıya böldüğünüzde sonuç ne çıkacak? Bir tam sayı çıkacak. Bu şartı yerine getiren değil mi? Bu şartı yerine getiren elemanlar bulacağım. Daha sonra bu bölümlerin sonuçlarını toplayacağım. Değil mi? M kesişim elemanları toplamı diyor. Çünkü M kesişimi bu. Şimdi 3'ün katı olup da 5'in katı olan ne olabilir mesela? 15 olabilir ama bizim sayımız tabii L'ye L sayısından yani 5'in katı olan iki basamaklı sayıya bölünmeli. Mesela uyduruyorum. 10 olsun. Tamam mı? 10'a bölünen 3'ün katlarını say sayalım. Mesela 30 olabilir. 60 olur. 90 olur. Peki 15 olsa 15'in o zaman şimdi 15 ise 15 olabilir. 30 olur. 45 olur. 60 olur. 75 olur. 90 olur. Tamam güzel oldu. Şimdi bizim istediklerimiz yalnız M'nin oluşturdukları. Şimdi bunu buna bölersek 1 gelir. İşte bunu buna bölersek 2 gelir. 3 gelir. 4 gelir. 5 gelir. 6 gelir değil mi? 90'ı da 15'e böldüğümüz zaman kaç geldi? 6 geldi. Peki başka gelme ihtimali var mı? 20 desek daha büyük çıkar mı diye düşünün bir. Ee, daha büyük çıkar mı? 10'a 90 çıktı. Şurada bir 10'a 90'ımız vardı galiba. Oradan da bir 9 çıktı. 6 vardı zaten. 7 olabilir mi? 7, 15, 7, 105 olmadı. O zaman bunları toplamı ne yapar arkadaşlar? 6 çarpı 7 bölü 2, 21. 21'e 9 eklersek kaç yaptı? 30 yaptı. Yani doğrucağımız dördüncü soru için ne geldi? Denizi geldi diyebiliriz. Yani burada şöyle yapalım. 3'ün katlarını bulalım. 5'in katlarını bulalım. 5'e bölünen 3'ün katlarını istiyor. O zaman örnek teşkil edelim. Önce bir startı vereceğiz. Bu tip sorular genelde böyle küçük bir başlangıç yapıp devamını getirebildiğin sorulardır. İlla kuralların kaidelerini teker teker yazmak zorunda değiliz. 5. X, Y, Z pozitif tam sayılar. A sayısı, B sayısı buymuş. EBOB'ları. EBOB neydi? İkisini de bölebilen en büyük sayıydı. Şimdi 2 üzeri de şimdi bu iki EBOB'u bulurken iki türlü durum yapıyorsunuz. Ya sayıyı mesela işte 20 mesela kaç olsun? 20 ile 64 olsun. Başlıyorsunuz. İkisini 2'ye bölmeye. 2'ye böldük 10, 32. 2'ye böldük 5, 16. Tamam bitti diyoruz. O zaman EBOB'ları budur diyoruz. Yani 2 üzeri 2'den 4'tür diyoruz. Ya böyle yapıyoruz. Ya da asal çarpanına ayrılmış şekilde verilen iki tane sayının kuvvetlerini küçük olanlarını tercih ediyoruz. İkisinde de olan asal sayılardan kuvveti küçük olanı tercih ediyoruz. Şimdi ikisinde de 2, 3, 5 var. EBOB aldığınızda 2 üzeri Z'yi seçmiş. Yani bunu seçmiş. O zaman Z 3'ten küçük ya da eşittir arkadaşlar. Yani 3 de olabilir. İkisinde de 2 üzeri 3 varsa o zaman bizim o içerisinde 2 üzeri 3 olacaktır. Ya da Z 2 ise o zaman 2 üzeri 2 olacaktır o bebin içinde. Çünkü bakın burada bunu göstermiş. Yani ikisinde de olan asalları küçüğünü tercih ediyoruz. 3 üzeri 5 dediğinde bakın demek ki x 5'ten daha büyük eşit ya da 5 bu ikisi içinde daha küçük. Ama ne olabilir arkadaşlar? Tabi doğal olarak 5 de olabilir. Bir problem yok. Aynı şekilde 5 üzeri y demiş. Demek ki şunları incelediğinizde 4 daha büyük kalmalı. Ama eşit de kalabilir. Çünkü x üzeri 5 üzeri 4 olursa ne olacaktır? Doğal olarak 5 üzeri 4'ü e alacağız. O zaman y buradan ne gelecek arkadaşlar? 4'ten küçük eşit gelecek diyelim mi? Diyelim. Bizden bu ifadenin büyük olmasını istiyor. O zaman y'yi çok seçelim, z'yi çok seçelim, x'i de az seçelim. Tamam. Y'yi en çok kaç seçebilirim? 4. Z'yi en çok kaç seçebilirim? 3. Eksi. X'i de en az kaç seçebilirim? 5. O zaman bunun cevabına geldi 2 geldi. Şimdi sorunun hinliği burada. Bak buraya bir yıldız atalım. Ünlem koyalım. Burada bir kelime kullanmış farklı tam sayılar demiş. Eğer ki ben y'yi 4, z'yi 3, x'i de 5 seçersem burada sayılarımın ikisi de aynı olacak. Ama böyle bir olma şansı yok. O yüzden de benim cevabım 2 değil, bunun bir tık aşağısı olacak. Bunlardan bir tanesini küçük seçmem lazım. Yani hepsini teker teker küçültmeyeyim de sayıları farklı kılayım diye mesela Y'yi atıyorum. 5 değil de mesela ne seçeyim? 6 seçeyim. O zaman bu 6 olsun. 6 olunca cevabımız ne gelsin? 1 gelsin diyeceğiz arkadaşlar. Bu sorunun tehlikeli kısmı bu. Şuradaki farklı kelimesini görmeyen vatandaşlar bu soruyu hata yapmışlardır bu soruda. Zaten de gelen arkadaşlar çoğunlukla bu soruya gelmişlerdir. Bilgimiz olsun. Hadi bakalım geldik 6'ya. İkinci dereceden bir Px polinomu ile ilgili böyle bir açıklama yapmış. Bu P1 0 P2 0 olması ne demek arkadaşlar? P1 0 demek demek ki benim polinomumun içerisine 1 yazdığım zaman ne yapıyor? Polinomum 0 oluyor. Yani bu ikinci dereceden bir polinom demek ki aslında bir parabol demek. Yani 1 onun bir köküdür. 1 onun bir köküyse içinde x-1 diye bir çarpan vardır. Artık bunu iyice kavramışsınızdır diye düşünüyoruz. P2 demek o zaman bunun içinde de x eksi 2 diye bir çarpan vardır. Yalnız bizim polinomumuz ya da parabolümüz. Değil mi? x eksi 1 ve x eksi 2 çarpanlarını barındırıyor. 1 ve 2 diye sıfırları var ama hani başına da a koyuyoruz biz parabol yazarken. P0 da 8 vermiş. O a'yı bul diye. O zaman yani x'e 0 verdik. x'e 0 verdiğimizde ne oldu? a çarpı eksi 1 çarpı eksi 2'nin 8 olduğu a buradan ne gelir? 4 gelir. a'ya da 4 yazdık. E tamam biz o zaman parabolümüzü ya da polinomumuzu bulduk. P3 soruyor. 4 çarpı 3 verirsek 2, 3 verirsek 1. Cevabımız ne gelecektir? Altın soru için denizi gelecektir diyebiliriz. Geldik 7. sorumuza. Şimdi bir mantık sorusu. Mantık sorusu biraz öğrencilerin çok keyif almadığı, tehlikeli gördüğü sorular ama dikkatli olursanız yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bakalım bakalım. Soru nasıl ben de göreceğim şimdi. Ali Can, Banu ve Cem aralarında bir koşu yarışı yap birbirlerinden farklı sırada yarış tamamlıyorlar. Tamam bu yarışın sonucu olarak, ilgili olarak 3 tane önerme vermiş. Önermesinin sonucu yanlıştır demiş. Bak şimdi şuralara girmedim. Hiç o detayı okumadım. Direkt buna denktir sıfırdır dedim. Ve bu tip sorularda iseli sorular çoğunlukla gelir. Ve isenin sıfır olması için bir ise sıfır sıfırdır. İse de tek durum var. Geri kalan bütün durumlarda bir oluyor. Bir tek bir sıfır sıfır oluyor. O zaman ne olmuş oldu? Burası 1 oldu, burası 0 oldu. Yani R önermemiz yanlış. P ve Q'nun değili ne çıkacak arkadaşlar? 1 çıkacak. Şimdi P ve Q'nun değilinin 1 çıkması, V bağlacının 1 çıkması ne demek? V hani ikisinde de olmasını istiyoruz. Demek ki ikisi de doğru olmalı ki. Doğru olsun. Başka bir durumda bu otomatikman ne olacaktır? 0 olacaktır. 1 ve 0, 0'dır. 0 ve 1, 0'dır. 0 ve 0, 0'dır. Bir tek 1 ve 1, bir, birdir. O zaman bu da 1, bu da 1. O zaman P önermemiz doğruymuş arkadaşlar. Q'nun değili bir olduğuna göre demek ki Q önermesi neymiş? Yanlışmış. O zaman bizim elimizdeki bilgilere göre Ali yarışı Cem'den önce tamamlamıştır. Can yarışı Cem'den sonra tamamlamıştır. Yanlış. Demek ki Can Cem'den önce tamamlamıştır. O zaman bak Ali yarışı Cem'den önce tamamlamışsa, şimdi çizgi yapalım. Tamam mı? Cem burada olsun. Ali yarışı Cem'den önce tamamlamış. Ali'yi öne yazdım. Tamam mı? Bu foto finish burası olsun ya da finish yeri burası olsun. Can yarışı Cem'den sonra tamamlamamış. Can sonra tamamlamış. Can da buralarda bir yerde ama şimdi şurada bir netlik yok. Bu ikisi kendi arasında yer değiştir İstiyorsanız şöyle yapalım. Buraya da şey yapalım. Can yazalım. Can da Cem'den önce tamamlamış. Tamam bunu hallettik. Bunu da hallettik. Bağlı yarışı Ali'den önce tamamlamıştır. Yanlışmış. O zaman Banu da bu taraflarda bir yerde olacak. Şu taraflarda bir yerde de Banu olacak ama Banu nerede bilmiyoruz. Cem'in önünde mi arkasında mı bilmiyoruz. O zaman Ali ile Can, Banu, şimdi tabii Ali Banu'nun önünde bitirmiş ama Can Banu'nun önünde bitirmiş mi bilmiyoruz. O da var. Sadece bizim bildiğimiz Ali'nin Cem ve Banu'nun önünde bitirdiği. Yani Banu, Cem bunların önünde Ali var. Bir, bizim bir de ekstradan bildiğimiz ne var arkadaşlar? Cem var. Cem candan. Sonra bitirmiş. Bu tarafta, sol tarafta. Büyüktür deyince sanki öyleymiş anlaşılmasın. Tamam? Can yarışı ilk sırada bitiremez. Can yarışı ilk sırada bitiremez diye bir şey söyleyemem. Bitirebilir belki. Cem yarışı son sırada bitiremez. Cem son sırada bitiremez diye de bir şey söyleyemem. Bahane yarışı ilk sırada bitiremez. Evet Bağ'ın yarışı ilk sırada bitiremez. Kesin olarak doğru söyleyebileceğim budur. Çünkü verdiği yönergelere bakarak sadece ben B şıkkı hakkında yorum yaparım ki o da neymiş arkadaşlar? Yalnız üçmüş. Geldik 8. sorumuza. K bir gerçel sayı olmak üzere pozitif gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı F ve G fonksiyonları için F ve G fonksiyonunu vermiş. Burada bileşke vermiş. Burada da 4 işlem vermiş. Yani F'in içerisine şimdi ne diyor? F'in içerisine G4 yazıyorsun diyor. Eşittir diyor. F1 artı G1'dir diyor. E tamam biz de bunu sağlatalım. Büyük ihtimal buradan soru gelecektir. Şimdi G, 4 yazınca kök 4, 2, 2 artı 2, 4. O zaman F4 yaptı burası. F4 X yerine 4 verirseniz ne yapar? 16 K artı 8 yapar. Eşittir. F1 deyince 1 verdik. Ne yaptık? K artı 2 yaptı. G'ye 1 yazınca da burası 3 yaptı. O zaman burası ne yapar? K artı 5 yapar. K'yı sola attık. 15K. 8'i de öbür tarafa attık. Eksi 3. K buradan eksi 1 bölü 5 geldi. O zaman bizim fonksiyonumuz burası eksi 1 bölü 5'miş. Ne istiyor? F5'i istiyor. O zaman yerine yazalım. F5 eksi 1 bölü 5 çarpı. Ne yapıyoruz? 5 beş yazıyoruz. 5'in karesi 25 artı 5 yazdık 10. Ne oldu? Bu ikisi Şuradan eksi 5 getirdi. Bir de 10 ekledik. Bizim cevabımız ne oldu arkadaşlar? 5 oldu diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 9. sorumuza. 9'da bakalım ne diyor bize? A bir tam sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için biçimde tanımlanmış. fx artı f0 sıfırdan küçük eşitliğini sağlayan yalnız 4 tane tam sayı vardır demiş. Buna göre an değerler çarpımı nedir diye sormuş. Şimdi güzel kardeşim f0'ın ne olduğunu biliyor musun? Bence f0'ın ne olduğunu biliyorsun. x'e 0 verince a geliyor. Burası a. fx de bunun kendisi. O zaman ben yazardım açıkçası. x kare eksi a artı 2x artı a artı bir a daha. O zaman buraya artı 2a diyelim. Küçüktür 0 olsun. E hocam şimdi, şimdi bak burası kıymetli. Burası çarpanlar ayrılamayan gibi bir ifade diye düşünebilirsin. Ya ben bunu nasıl ayıracağım diye düşünebilirsin. Şurası öyle iki sayının çarpımı ki anahtar cümlemiz bu bizim. Şurası öyle iki sayının çarpımı ki bu da o iki sayının toplamı şeklinde yazılabiliyorsa ki gördüğünüz gibi 2 ve a dediğinizde toplamları 2 artı a yaptı. Ama toplamları eksi yaptığı için bunları da eksi seçince çarpımları da 2 a yapar. O zaman bizim ifademiz tutar. Yani biz aslında şöyle bir şey yazmamalıyız. x eksi 2 ile x eksi a'nın çarpımı sıfırdan küçüktür demeyiz. Ve bu eşitsizliği sağlayan neymiş Türkçesi? 4 tane tam sayı değeri varmış. Yani 2 tane durum var açısı burada. Ya 2'nin sağında A kalacak, buraya 4 tane sayı girecek. Ya da 2'nin solunda A olacak, buraya 4 tane sayı girecek. A'nın alıcı değerler çarpımı nedir demiş. Şimdi buraya giren sayılar 3, 4, 5, 6. Doğru mu? Eşitlik var mı? Yok. O zaman A ne olsun arkadaşlar? 6 olamaz. 6'dan sonra tam sayı şartı koşmuş mu? A bir tam sayı demiş. O zaman A'yı biz buradan ne seçelim? 7 seçelim ki 2 ile 7 arasında 3, 4, 5, 6, 4 tane sayı olsun. Tamam. A'mız bir 7 geldi. O zaman cevap bu geliyor herhalde. Değil mi? <laughs> Neyse buradan da bakalım. İşte buraya 1, 0, eksi 1, eksi 2 sarsak buraya da eksi 3 yazacağız. Diğer ihtimalde ne geldi? Eksi 3 geldi. 7 kere eksi 3'te ne yaptı arkadaşlar? Eksi 21 yaptı diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 10'a. Onda bize diyor ki iki tane fonksiyon vermiş. E, F, G hatta üç tane vermiş. H da vermiş. Şimdi eşitliğin sistemi sağlayan x değerleri aralıkta hangi aralıkta bulunur demiş. Şimdi abi sen bunu bir tık küçültebilir miyim? Şöyle görelim diye. Şöyle yapsak kafir Ben bunu kendi çözmek istiyorum. Kendi kafama göre çözeyim. Tamam mı? Sonra da başka türlü yapan arkadaş varsa da kabul eyvallah. Bak ben burada şöyle yapıyorum. Burada bunu bu tarafa atıyorum. Şöyle okuyorum bunu f g'den büyük olacak diyor. Bunu da bu tarafa atıyorum. g de h'tan küçük olacak diyorum. Şimdi o zaman ne oldu? f g'den büyük aynı zamanda h da g'den büyük. g o zaman altta kalacak. f de h da ne olacak? g'den yukarıda olacak. f'in de h'ın da g'nin üstünde olduğu yerler neresi dediğinizde bakın. Şimdi f Siyahın üstünde nerede? Bu tarafta. Peki H G'nin üstünde yani siyah üstüne olduğu yer neresi? Burası. Demek ki B'den C'ye kadar F'in de G'nin de pardon F'in de H'ın da G'nin üzerinde olduğu kesin. O zaman direkt ben BC açık aralığı desem ben soruyu çözerim. Var mı? Bakalım var. C. Çok rota girmeye gerek yok. Bunu bu şekilde düşünürsek bence rahat ederiz. Ha Teker teker yapıp tablo da yapabiliriz. Ama benim çözüm yöntemim bu, bu soru için daha hızlı olsun diye bu arkadaşlar. Geldik 11'e. Aşağıdaki dik koordinat üzerinde orijinal geçen f parabolün y eşittir. 10 doğrusu verilmiştir. Bir dakika şimdi. Bu orijinal geçiyor. O zaman bunun bir ne var arkadaşlar? x diye bir çarpanı var. Bir tane de x eksi k var. Ben sallıyorum şu ana. Benim parabolüm bu. Şimdi neler sallayabildik? 1 verdik. 5 oldu. Burası burası 1'deyken bunun burası 5 ise demek ki burası da 5'miş. Çünkü bakın şurası 10 ise değil mi? O zaman şurası 5. O zaman bu fx olsun. Fonksiyona 1 yazınca kaç oluyor? 5 mi oluyor? Evet. 1 yazdım. A çarpı 1 çarpı. 1'e gerek yok hatta. 1 eksi k kaç yaptı? 5 yaptı. Şimdi 4 yazınca da burası 2 ise burası kaç gelecek o zaman? 8 gelecek. O zaman şimdi kaç yazıyoruz? 4 yazıyoruz. A çarpı 4 çarpı 4 eksi K da kaç olacak? E, 8 mi olacak? Tamam. Bunları böyle oranlarsak bence K'yı falan buluruz. Bunlar birbirini götürür. Değil mi? O zaman 1 eksi K bölü... Şu 4 ile 8 de gitse burada 2 kalır. 1 eksi K bölü 4 eksi K ifadesi ne oldu? 5 bölü 2 oldu. Buradan 2 eksi 2 K eşittir. 20 eksi 5 K'dan ne olur? 3k eşittir 18k eşittir 6 yapar. Demek ki burası 6'ymış. Demek ki burası 6'ymış. Bunun bir kökü 6. Yani benim fonksiyonum a çarpı x çarpı x eksi 6'ydı diyebilirim. Şimdi bundan sonra fonksiyona 1 yazınca da 5'ti. O zaman fonksiyona 1 yazdık, 1 yazdık, 5 çıktı. Yani 5 eşittir a çarpı eksi 5'ten bu da eksi 1 olur. O zaman burası eksi geldi. Yani benim fonksiyonu düzeltecek olursak fx eşittir. Eksi x parantezinde x eksi 6'dır. Tamam bunu yakaladık. Buna göre parabolün tepe noktasının y eşittir 10 doğrusu uzaklığı kaç birimdir? Ben bu parabolü düzeltirsem ya da şöyle yapayım. Bakın burası 6 birim. Parabolümüzün tepe noktasının apsi 3. O zaman fonksiyonu 3 yazalım. Fonksiyonu 3 yazınca eksi 3 çarpı eksi 3'ten kaç yaptı? 9 mu yaptı? Demek ki bunun görüntüsü şurası 9'dur. Peki benden ne istiyor bu arkadaş? G ona 10'a olan uzaklığını. E yani şurayı yani orası kaçtır? 1 bir birimdir diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Anlaştık. Geldik 12'ye. 12'de bakalım ne diyor? 0 ile 60 arasında tanımlı f ve g fonksiyonları için f fonksiyonunu ve g fonksiyonunu vermiş. G büyüktür F o da büyüktür 2 demiş. Bu eşitlik sistemi sağlayan kaç farklı tam sayı vardır diye sormuş x tam sayısı. Şimdi bu arkadaş için başlıyorum. Logaritma 2 tabanında x büyüktür 2 diyorum. Şuna göre. Olmam mı? Olur. Şimdi ben buna meşhur hareket diyorum. Bunun üzerine bunu alıyorum. Çünkü logaritmada taban eğer birden büyükse verdiğiniz değer büyüdükçe görüntü büyüyecektir. Çünkü logaritma artan bir fonksiyondur bakın. Eğer taban 1'den büyükse çok kötü bir grafik çizdim. Şimdi toparladım. Bunun grafiği bu şekildedir. Eğer taban 1'den büyükse. Eğer taban 1'den küçükse yani sıfırla ile 1 arasıysa logaritma fonksiyon grafiği azalandır. Logaritma fonksiyonu azalandır. O zaman buradan ben x büyüktür 2'nin karesi 4'tür diyebilirim. Buradan böyle bir şey yaptım. Sonra bu arkadaş yani logaritma 4 tabanında 120 eksi 2x büyüktür f'ten logaritma 2 tabanında x'ten. Şimdi bunu kullanalım. Bunu nasıl kullanırız? Benim şöyle sevdiğim bir özellik var logaritmada. Logaritma a tabanında b ile logaritma bununla bunun karesini alsam sıkıntı olmaz. a kare tabanında b kare diyebilirim bakın. a kare tabanında b kare diyebilirim. Çünkü kuvvetler öne gelince gidiyorlar. Aynı şey geliyor. Bir şey değişmiyor. O zaman bunu direkt 4 tabanına çeviriyorum. Buraya 4 yazıyorum. Buraya da x kare yazıyorum. E taban 4 olduğuna göre bu arkadaş da ne olacaktır? Buradan büyük olacaktır. O zaman ne oldu? 120 eksi 2x büyüktür x kare. Hepsini sağ tarafa atarsak x kare artı 2x eksi 120 küçüktür 0. x artı 12 x eksi 10 küçüktür 0 yaptı. Buradan tablo yapıyoruz. Köklerimiz bizim ne oldu? Eksi 12 ile 10 arasında artı eksi artı istediği yer negatif burası. Zaten bunlar olmuyor. O zaman ne olacak? 10'dan küçük olacak. Ha bu arada x'ten de büyük olma şartımız var. Zaten x 0 ile 60 arasında bir de 4'ten büyük olacak. Şimdi ne oldu? 10'dan küçük oldu. 4'ten de büyük oldu. O zaman 4 ile 10 arasındadır diyebilir miyiz biz? X'in alabileceği değerler. O zaman bu aralıkta kaç tane vardır? 6 eksi 1. 5 tane vardır diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun çözümü arkadaşlar. Şimdi geldik 13. sorumuza arkadaşlar. Bakalım 13. soru bir logaritma üstel fonksiyon grafiği sorusu. Şimdi fx fonksiyonu, gx fonksiyonu ve hx fonksiyonu vermiş. Bakın hx fonksiyonu üstel fonksiyon. Bu iki arkadaş ise logaritmik fonksiyon ve grafikleri de burada. Buna göre abc'nin yani tabanlarının sıralanışı aşağı yukarıdan hangisidir demiş. Şimdi öğrencinin hemen aklına şu geliyor. Üstel fonksiyon dediğimiz grafiği bu şekildedir geliyor. Yalnız bu şekilde olabilmesi için tabanın birden büyük olması gerekir. Yani a birden büyükken bu grafiği böyledir. Eğer ki biz şu şekilde b üzeri x gibi bir üstel fonksiyon grafiği çizersek, bu b'nin sıfırla bir arasında olması gerekir. Aynı şey logaritma için de geçerli. Şimdi hemen hemen hepiniz logaritma fonksiyonu bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Mesela logaritma c tabanında x bu şekilde olsun dersiniz. Yalnız burada c'nin birden büyük olması zorunluluğu var. Artan fonksiyon olması için tabanın birden büyük olması lazım. Bu şekilde yaptığınızda logaritma D tabanında X şeklinde buradaki D'nin ne olduğunu söyleyebiliriz. Basit kesir olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi beraber inceleyelim. Şurada bir C üzeri X var. Yani şurada bir üstel fonksiyon var. Ve bu arkadaş artan. O zaman H'ta kullandığımız buradaki C sayısı bizim için nedir arkadaşlar? Birden büyüktür diyebiliriz. Peki geldik şuradaki A ile B'ye. Şimdi iki fonksiyon da yani şu fonksiyon da şu fonksiyon da logaritma fonksiyonu ve dikkatli baktıysanız ikisi de azalan fonksiyon. Demek ki bizim A tabanımız ve B tabanımızda ne adıdır arkadaşlar? 0 ile 1 arasındadır. Yani bir kere C en büyüktür. Net yorum yapabiliriz. O zaman şu üçünü eledik bile. Bizim iki şıkkımız kaldı. Böyle bir bilgi bile bize en azından %50 şans bırakacaktır. Buraya kadar getirdikten sonra yani ben olsam %50'ye getirmişsem ihtimali arttırmışımdır %33'ten. Bilmiyorsam bir çözüm bulurum, değer vermeye çalışırım, onu yaparım, bunu yaparım, yorum yaparak hareket ederim. Şimdi burada ikisi de birbirine eşit, burası da bir. Şimdi ikisi de yani logaritma a tabanında dediğinizde a tabanında x bir tanesi de logaritma b tabanında x. Şimdi daha küçük daha küçük bir şey verdiğinizde f'in görüntüsü daha büyük oluyor. O zaman nasıl yapalım? Mesela tabanların bir tanesi 1 bölü 2 kabul edelim, bir tanesinde 1 bölü 3 kabul edelim. Olur mu? Mesela bunu kaç yazalım? Buna 1 bölü 4 yazalım. Buna da 1 bölü 4 yazalım. Aynı sayıyı verelim ikisine de. Bakalım hangisi daha büyük çıkıyor, hangisi daha yukarı çıkıyor anlamaya çalışalım. Şimdi ikisini de eksi birinci kuvvetten dolayı logaritma aslında 2 tabanında 4'tür burası. Burası da logaritma 3 tabanında 4'tür. Şimdi logaritma 2 tabanında 4 mü? Logaritma 3 tabanı 4 mü daha büyük diye düşündüğünüzde 2'nin kaçıncı kuvveti 4'tür? İkinci kuvveti. Yani bunun cevabı 2 gelir. Logaritma yani 3'ün kaçıncı kuvveti 4'tür dediğinde 1 küsürüncü kuvveti. O zaman gördüğünüz gibi burası daha büyük geldi. O zaman görüntü daha yukarıda çıkacak. Yani 1 bölü 2 verdiğinizde sonuç daha yukarıda. 1 bölü 3 verdiğinizde sonuç daha aşağıda çıkıyor. Doğru mu? O zaman baktığınızda f fonksiyonu yukarıda olduğuna göre demek ki 1 bölü 2 f fonksiyonu ait bir değer. O zaman a'sı f fonksiyonu a'sı daha büyüktür. a büyüktür b'dir. Yalnız c hepsinden büyüktür. O zaman c büyüktür a büyüktür b diye bir sıralama yapabiliriz. Bakalım hangisinde d şıkkında bizim doğru cevabımıza ne geldi? Denizli geldi diyebiliriz. Bu da 13. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik yani değer vererek ne yaptık? Orada yorum yapmaya çalıştık açıkçası. Geldik 14. sorumuza. AN dizisinde bir dizi sorusu. İlk terim 1 bölü 2, ikinci terim 6 olmak üzere AN dizisi diğer terimleri kendisinden önce gelen terimlerin çarpımı şeklinde bir tanımlanıyor. Yani ilk terim 1 bölü 2. Bir sonraki terim 6. Üçüncü terim kendisinden önce gelen terimlerin çarpımı olduğu için bu ikisinin çarpımı 3. Şimdi dördüncü terim bu üçünün çarpımı. Yani kaç yaptı? 9. Şimdi 4, 5. terim bunların tamamını çarpı. 3, 9, 81. E o zaman bir sonraki terim de 3, 9, 81, 81'in karesi şeklinde ilerliyor. O zaman burada şöyle diyebiliriz. 3 üzeri 1, burası 3 üzeri 2, burası 3 üzeri 4, burası 3 üzeri 8. Bir sonrakisi o zaman 3 üzeri çünkü bunların çarpımı 3 üzeri 8. Bir de 3 üzeri 8'e çarparsak 3 üzeri 16 diye bu şekilde ilerleyecek benim o zaman dizim. Ben dizimin gidişatını bu şekilde tanımladım. Şimdi buradan buraya giderken 12 ile çarpmışım. Sonra burada kaça bölmüşüm? 2'ye bölmüşüm. Sonra 3 ile çarpmışım. Sonra 9'a çarpmışım. Sonra 81 ile çarpmışım. Bu bir geometrizi belirtmez arkadaşlar. Geometrizi belirtmesi için çarpanızın aynı olması lazım. Bu gitti. Şimdi A6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A5'in karesidir demiş. Evet ikinci öncül doğru. Hatta bir terim kendisinden önce gelen terimin her defasında karesi diye ilerliyor. Bir sonraki mesela 3 üzeri 32'dir gibi. Dilin ilk 4 döneminin toplamı 18,5'muş. O zaman şu ilk 4 terimin toplamı kaç? Yarım, 6,5, 9,5, 18,5. O zaman bu da doğrudur. Yani doğru cevabımız 2 ve 3'ten Edirne'dir diyebiliriz. Birkaç tane gidişattan sonra bir bu diziyi tanımlamış olduk. Bu dizinin tanımına göre de öncüleri teker teker ne yaptık? Cevapladık. Şimdi geldik 15. sorumuza. en pozitif terimli bir geometrikti. Şimdi geometrik olması neydi? Ee, çarpa çarpa ilerliyoruz. Yani büyüte büyüte belki de küçülte küçülte ama artış oranı sabit. Miktar değil de oranı sabit. Şimdi geometrik dizide ben genelde e, benzetmeye çalışıyorum. Mesela A7, A3 gibi işte A5, A3 gibi yazabilirim. Mesela A3 üzerine A3'ü 4 kere daha çarparsanız A3'ün üzerine 4 kere daha ilerlerseniz A7'ye gidersiniz. O zaman A3 çarpı R üzeri 4. Eşittir 6 tane A3 Artı A5 yerine de A3 çarpı R karedir diyebilirim. Çünkü A3'ün üzerine 2 kere çarpacağım. Şimdi Hepsinde A3 var. Hepsindeki A3'ü sadeleştirirsem o zaman ne oldu? R üzeri 4 eşittir 6 artı R kare yaptı. Hepsini bir tarafa toplayayım. R üzeri 4 eksi R kare eksi 6 eşittir 0. Buradan R kare eksi 3. R kare artı 2 diye çarpanlar ayrıdır arkadaşlar. R karenin eksi 2 olma gibi bir şansı yoktur. Değil mi? Pozitif terimli bir geometrik dizi. O zaman R kare buradan 3'tür. Buradan iki tane ihtimal geliyor. Kök 3 ya da eksi kök 3. R'miz. Ben buradan R'nin ne olduğunu söyleyebilirim. Eksi kök 3 olmadığını söyleyebilirim. Yanlış işaret dedim. R'nin kök 3 olduğunu söyleyebilirim. Sürekli kök 3 ile çarpıyoruz ki dizimiz hep bizim ne kalıyor? Pozitif terimlerde kalıyor. Eksi kök 3 olsaydı bir artı bir eksi bir artı bir eksi diye gidecekti. A6 aşağıya hangisine eşittir demiş. O zaman A şimdi A6 hepsini A2'ye göre yazmış değil mi? O zaman A2'nin üzerine 3, 4, 5, 6, 4 kere ne yapacağız? Çarpacağız. Neyi elde edeceğiz? A6'yı elde edeceğiz. E peki bizim R'mizde kök 3'tü. O zaman kök 3 yazarsak 3'ün karesi 9 yapar. Demek ki 9 tane A2 neye eşit arkadaşlar? a eşit diyebiliriz. Yani 15'in sorun cevabı Bursa'ymış. Anlaştık? Hadi bakalım şimdi karşımızda ne var? bir permutasyon sorusu var zannedersem. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde gerçek sayılar tanımlı f, H ve g fonksiyonları üzerinde bulunan kırmızı, mavi ve siyah noktalar işaretlenmiştir. Yani f2, h2 ve g2 şeklinde bu fonksiyonun kuralları 5 kutudan 3 tanesinin içerisinde ifadelerden farklı birer tanesidir. Bu fonksiyonun kuralları 5 kutudan 3 tanesinin içerisindeki ifadelerden farklı birer tanesi. Yani f2, şimdi buraya 2 verdiğimiz zaman 4, işte burada 3 tanesi var buraya eşleştireceğiz. Peki 2 verirsek ne olur? 4 olur. 2 verirsek ne olur? 4 olur. 2 verirsek 3 olur. 2 verirsek ne olur? 6 olur. 2 verirsek ne olur? 4, 6 olur. Galiba bunlardan bir tanesi F. Bu arkadaş otomatikman H. Bu arkadaş da otomatikman ikisinden biri de G. Şimdi benim anladığım bu. F, G ve H fonksiyonu ait kurallar kaç farklı şekli olabilir derse F2'nin görüntüsü küçük. 4, 4, 3, 6, 6. Oh, pardon 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 3 daha küçük. O zaman otomatikman bu F. Değil mi? Bu F. Bunlardan bir tanesi H, bunlardan bir tanesi de ne olacak arkadaşlar? Ben burası H, doğru bu bunlarda G olacak. Harf sıralamasına göre yapmıştım bir oldu. O zaman H bu ikisinden bir tanesi. Çünkü bunların ikisi de 4 geliyor 2 verince. Bu 3 geliyor, bu 6 geliyor, bu da 6 geliyor. O zaman H'ın iki ihtimali, G'nin de iki ihtimali var. 2 çarpı 2'den bence 4 farklı şekilde ne yapılabilir? Eşleştirme yapılabilir. Demek ki doğru ne olacaktır? 6 olacaktır diyebiliriz. Bu da 16. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 17'ye bir limit sorusu. Şimdi limit sorusunda bize diyor ki bir fx fonksiyon grafiğini vermiş. Sürekli olarak önce hangi fonksiyon verdi ona bir bakalım. Eksi 1'e sağdan yaklaşıyoruz. Şimdi eksi 1'in hizası da burası. Eksi 1'e sağdan yaklaşıyorsun güzel kardeşim sağ taraftan. Yaklaştıkça görüntü nereye gidiyor? Eksi 1'e. O zaman bunun cevabı M dediğiniz şey eksi 1'dir. Bire sağdan yaklaştığınızda sizin sonuçunuz nereye gidiyordur? Görüntü olarak sıfıra ilerliyordur. O zaman bunun da gittiği yer, yaklaştığı yer sıfırdır. O zaman M'e eksi 1. N'e de ne yazıyoruz? Sıfır yazıyoruz. Buna eksi 1, buna da 0 yazıyoruz. O zaman diyelim ki şu bana verdiği ifadeyi düzeltelim. M ile N'in toplamı ne yapar? Eksi 1. Limit x eksi 1'e giderken x kare eksi 3x eksi 4 bölü. Alt tarafta ne olacak? Eksi eksi bakın. Burada da bir eksi var. Değil mi? Burada da bir eksi var. Burası artı 1 oldu. O zaman buraya x artı 1 yazdım. Üst taraf çarpanlar ayrılıyor galiba. Hop yarısını aldık yarısını almadık. Şöyle yapalım. Burası artı 4 eksi 1 diye yazılıyor. Yanlış mı söyledim? Pardon. Eksi 4 artı 1 diye yazılıyor. Yani üst taraf x eksi 4 x artı 1 oldu. Alt tarafta x artı 1. Bunlar birbirini götürür. O zaman bizim elimizde ne kalır? Limit x eksi 1'e giderken x eksi 4 kalır. Eksi 1'i de burada yerine yazarsanız cevabınız ne olacaktır? Bursa olacaktır diyebiliriz. Kolay bir soru. Sadece burada sağdan soldan yaklaşmalarda nereye gittiğini bulup yerine yazdık. Oradan sonra da 0 bölü 0 belisi çıkıyordu. Ama o sadeleştirmeli ortadan kalktı diyebiliriz. Geldik 18. sorumuza bir süreklilik sorusu. A1 gerçel sayı olmak üzere gerçel sayı arkemi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu biçimde tanımlanıyor. F fonksiyonu sürekli olmadığı ve her x gerçel sayısı için limitinin var olduğu biliniyor. Fonksiyonu sürekli olmadığı ve her x gerçel sayısının limiti varmış. Şimdi sürekli değilse f fonksiyonu sürekli olmadığı ve her x gerçel sayısı için limiti varsa o zaman bir kere buraya 1'e soldan yaklaştığında 1'e sağdan yaklaştığında sonuçlara aynı gelmeli. Ama sonuç kaç olmamalı? 1 olmamalı ki fonksiyon reel sayılarda sürekli olmasın. Ama şurada süreklidir deriz herhalde. Burada süreklidir deriz. Burada sürekli. Ama burada ne değil? Fonksiyonun sürekli olmadığı ve her x gerçel sayısı için limitinin var olduğu biliniyor. Tamam. O zaman x'e buraya 1 yazalım. Ne oldu? 2 eksi a kare oldu. Ne eşittir? Limiti olduğuna göre x'e 1 verdiğimizde a eşit oldu. Hepsini sağa attım. a kare artı a eksi 2 eşittir sıfırdan. a artı 2. a eksi 1 sıfırdır. Buradan A dediğiniz şey ya eksi 2'dir ya da A dediğiniz şey 1'dir. İki ihtimal var. Şimdi şöyle düşünelim. Siz eğer A'yı 1 seçerseniz, burada A'yı 1 seçerseniz, X'e 1 verdiğinizde burası 1 olur. E burası da 1 olur. Bu o zaman ne oldu? O noktada süreklilik arz eder. Demek ki x eşittir 1 değilmiş. a eşittir 1 değilmiş. a neymiş? Eksi 2'ymiş arkadaşlar. a eksi 2 ise o zaman şurada x 1'den küçükken benim fonksiyonum ne oluyor? 2x kare a'ya eksi 2 verirsek eksi 2'nin karesi 4. x kare eksi 4 oluyor. x'e kaç yazıyoruz? a yazıyoruz. Yani eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2 yazdığımızda ne oldu? Eksi 2'nin karesi 4. 8 eksi 4'ten bizim cevabımız ne gelir arkadaşlar? 4 gelir diyebiliriz. Bu da 18. sorumuzun çözümüydü. Geçtik sağ tarafa 19'dayız. 19'da bir türev sorusu. Türev alma kuralları ile ilgili bir soru aslında. En ve en birden fazla birden büyük doğal sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu için f'in türevinde 0 ve f'in ikinci türevinde 0 vermiş. Buna göre m çarpı n nedir diye sormuş. E tamam biz bunu türevini alalım. Şimdi türev alırken bir kere türev alacağız. Türev alırken ne yapıyoruz şu arkadaşın? Kuvveti başa indiriyoruz. Sonra kuvveti bir azaltıyoruz. Sonra içinin türevini alıyoruz ama içi zaten x artı 1'i türevi olduğu için ellemiyoruz. Sonra bunun türevini alırken de, bunun türevini alırken de yine aynısı. Kuvveti başa alıyoruz, kuvveti bir azaltıyoruz. Sonra içinin türevinden yine ne geliyor? Ee, bir geliyor. Şimdi burada f'in türevinde sıfır dediğinde ne yapıyoruz? x yerine sıfır veriyoruz. O zaman o zaman şurada x yerine sıfır, şurada da x yerine sıfır verirsek içerileri bir yapar parantezleri. Birin sabaha kadar kuvveti 1'dir. O zaman m artı n gelir burası. m artı n. Bu da kaça eşit oldu? 10'a eşit oldu. Şimdi bu 1. Bir de bir daha türev alacağımızı söylüyor. E alalım bakalım. Bir daha türev alalım. Şimdi ne yapıyoruz? Kuvveti başa indiriyoruz. M çarpı M eksi 1 çarpı X artı 1 üzeri M eksi 2. Artı N çarpı N eksi 1 çarpı X artı 1 üzeri N eksi 2. Şimdi burada ne yazıyoruz? Yine 0 yazıyoruz. 0 yazınca buralara. Buraları 1 oluyor. Bunlar gidiyor. O zaman şimdi şunu birazcık sola alalım. Şöyle yapalım. O zaman burada ikinci türevine sıfır yazdık değil mi? İkinci türevine sıfır yazdık. O zaman ne oldu? F'in ikinci türevinde sıfır. M kare eksi M artı N kare eksi N. Artı N kare eksi N. Bu da kaça eşitmiş? Bunu da şimdi buradan tutalım. Aşağı indirelim. Bunu da buradan alalım birazcık. Şöyle getirelim. Şurada oynamalar yapacağız. Şimdi şuradan çekelim. Karışmasın. Burası da kaça eşitmiş arkadaşlar? 42'ye. Şimdi bakalım be. Burada m kare var. n kare var. m kare var. n kare var. Şurayı da eksi parantezinde alırsak eksi parantezinde m artı n var. Burası 42'ymiş. Şurası 10 olduğuna göre o zaman buradan bu 10'u bu tarafa atarsanız m kare artı n kare için biz ne diyebiliriz arkadaşlar? 52'dir deriz. Peki m artı n'i biliyor muyuz? Biliyoruz. 10. Bize ne soruyor? Bu m artı n'di. m çarpı n'i soruyor. Yani açıkçası bu arkadaşın bu kısmı bir özdeşlik sorusuna döndü. Onu da buraya aldım şimdi. Değil mi? Sorumuz burada. Ne yapalım? Mesela m artı n'in karesini alalım. m artı n'in karesi eşittir. m kare artı n kare artı 2 m n'de boşlukları doldursak soru çözülür. m artı n'e 10. Karesini aldık 100. Burası 52 artı burası. Burası ne yapacak? 48. 52 artı 48 100 yapsın. O zaman 2 hemen 48 ise hemen için biz ne diyebiliriz? 24'tür diyebiliriz. Yani 19. sorunun cevabı Denizli'ymiş. Biraz böyle işlemli ama rahatlıkla yapabileceğiniz sorulardan bir tanesi bence. Geldik 20. soruya. Şimdi aşağıda y ekseni belli ama x ekseni belli olmayan bir dik koordinat düzeninde çizilmiş f fonksiyon grafiği verilmiş. Y ekseni belli ama bunlardan hangisi x ekseni ben bilmiyorum. Tamam bir integral sorusu. Kırmızı renkli doğru seçilirse, burası seçilirse eğer x ekseni. Sıfırla sek Şimdi integral neydi arkadaşlar? Eğrinin x ekseni arasında kalan bölgenin alanını bulduruyordu. Eğer ki benim eğrim üst tarafta kalırsa integralin sonucu alana eşitken eğer eğrim x ekseninin altında kalıyorsa benim integralin sonucu o bölgenin eğrinin x ekseni arasında kalan bölgenin alanının negatifiydi. Değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi şimdi kırmızı renkli doğru seçildiğinde şöyle seçtik. O zaman bizim fonksiyonumuzun x ekseni arasında kalan bölge buralar oluyor. Şimdi şurası a olsun, şurası da b olsun. Anlaştık. Şimdi burası da x ekseni. Kırmızıyı x ekseni seçtik. Değil mi? 0 ile 8 arasında f(x) dx yani a'yı topluyoruz. B bölgesi alanı çıkarıyoruz. Cevabımız x4 geliyor. Çünkü eğri x eksenin altında kaldığı için o bölgenin alanının negatifidir integrali. 0 ile 4 arasında eğri x eksenin üzerinde kaldığı için 0 ile 4 arasındaki integral direkt bana neyi verecek arkadaşlar? Cevap olarak a'yı verecek. Peki burayı hallettik. Eğer mavi renkli bölge seçilirse cevap 20 geliyor. Şimdi x eksenini mavi seçtiğinizi düşünelim. Yani x eksenini bu olsun. O zaman bizim eğrimizin x ekseni ile arasında kalan bölge bakın şuraları oluyor. Bir yeşil bölge. Bir de şuradaki bölgedir diyebiliriz. Şimdi şurası k birim. Şurası 4 birim. Doğru mu? Burası k birim. K'nın olduğunu bilmiyoruz. Peki k'yı bulabilir miyiz? Buluruz. Bir şimdi bekletin bakalım. Bir k'yı bulacağız o herhalde. Şimdi burası da 4 birim. Şimdi burası buranın alanıyla şöyle yapalım mı? Bu ikisinin alanı eşit. Yani nasıl ifade edelim? Şunları silelim şimdi. Biz nereye dedik? Buraya A dedik. Buraya B dedik. Buranın alanı 4K yaptı. Şimdi burası B. Şimdi şunun alanı da 4K'dır. Yükseklik K ya. Bu da 4K'dır. Peki benden şimdi tarifini yapacağım yer burasıydı ya. Şimdi o zaman burası B ise şu yeşil bölge 4K eksi B olacaktır. Tamam. O zaman 4K artı A. Çünkü şu bölge de dahil. 4K, orayı silmeyeyim. Şu bölge de dahil. Çünkü 4K var. A var. Bir de ne var? 4K eksi B var. Bu da 20 mi geliyor arkadaşlar? 20 geliyor. Şimdi buradan mütevellit. Şimdi buradaki A eksi B'nin eksi 4 olduğunu söylersek o zaman 8K eksi 4 20. K buradan ne yaptı? 3 yaptı. Demek ki şuradaki K değeri 3'müş. Peki vatandaş ne soruyor? Kırmızı ve mavi renkli doğrular arasındaki uzaklık nedir demiş. Yani aslında bizim K'mızı soruyor. Yani doğru cevabımız ne geldi bu soru için? Bursa geldi diyebiliriz. Bu da 20. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece denemenin yarısını tamamladık. Şimdi geldik 21. sorumuza. Diyor ki bana bir yük gemisi akıntıya karşı 300 kilometrelik bir mesafe alacak. Akıntının hızı 6 kilometre ve geminin durgun sudaki hızı da V kilometre. Şimdi bizim bir 300 kilometrelik bir yolumuz var. Bu 300 kilometrelik yolda akıntının hızı ve 6 ve durgun sudaki hızı V kilometre olan bir gemimiz var. V kilometre saat bizim neyimiz var? Hızımız var. Burası 300 kilometre. Tamam. Geminin T saat sonunda akıntıya karşı hareketinde. O zaman bizim akıntımız bu tarafa doğru. V akıntı neymiş arkadaşlar? 6 kilometre saat. O zaman bizim gemimiz normalde 300 bölü V eksi 6 sürede bu yolu alacaktır. 300 bizim almamız gereken yol. Gemimizin durumun üstündeki hızı V. Akıntıya karşı mücadele ediyor. Akıntının da hızı 6 olduğuna göre akıntı onu yavaşlatıyor. O zaman V eksi 6'ya böleceğim. Bu da bana neyi verecek arkadaşlar? Geminin süre olarak ne kadar da bu yolu aldığını verecek. Ve bana ikinci cümle diyor ki gemin T saat sonunda akıntıya karşı hareketine harcadığı yakıt miktarı litre cinsen V küp çarpı T. Şimdi bu T değil miydi? Bu kadar T zaman harcamıyor mu? E ben bunu V küple çarparsam ben harcadığının yakıt miktarını bulmaz mıyım? Sonuçta burası kaç T olduğudur. Değil mi? T yerine de bu ifadeyi yazınca V küple de çarpınca ben neyi buldum? FV'yi buldum. Yani harcadığı yakıt miktarını buldum. Buna göre geminin ilk 300 kilometrelik mesafe en az yakıt miktarıyla tamamlaması için. Yani ben bunun ne olmasını istiyorum? Az olmasını istiyorum. Şimdi şurayı düzeltirsek şöyle olacak abi. 300 V küp bölü V eksi A. Bunun minimum olması istiyorum. O zaman bu maksimum problemidir diyebilirim. O zaman ben ne yapıyordum? Bunun türevini alıyorum. Sıfır eşitliyorum. Şimdi bölüm türevi var. Orası ne olacak? 900 V kare çarpı V eksi A. Eksi alt tarafın türevi bir çarpı. Ne yaptı burası? 300 V küp Bölü bıdı 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 bıdı. Alt tarafın bölümü yok. Çünkü sıfırlayan ifade galiba burasıdır. Değil mi? Aynen o zaman biz burada bunu yaptığımızda hatta parantez olarak da yapabiliriz. İki tarafta da 300 var. Hatta 300 v kare var. 300 v kare parantezinde. 300 v kare parantezinde buradan ne geldi? 3. O zaman 3 v eksi 18. Burayı da 300v kare parantezin aldığımızda eksi v geldi. Bunun da 0 olması istiyoruz. Burada 2v eksi 18 eşittir 0'dan v dediğiniz kaç gelecek arkadaşlar? 9 gelecek ya da v dediğiniz şey 0 gelecek ki 0 bize olduğunuzda siz aslında pek de ne yapamazsınız? Ee, bir şey alamazsınız O zaman bizim cevabımız nedir? 9'dur. Tamamlaması için hızı kaç kilometre olmalıdır? 9 kilometre olmalıdır diyeceğiz. Bu da 21. sorumuzun çözümüydü. Bir max bin problemi sorusu. Orada şu ifadeyi kurmalısınız. Şu normal hareket problemlerini kurduğumuz bu ifade T aslında. Gittik buraya yerine yazdık. Oluşan ifadenin de minimum olması için. Türevini sıfır eşitledik. Peki bakalım geldik 22'ye. Başka sayısı 2 olan ikinci ecem bir F polinom fonksiyonu için. F1 de 6'ymış. F'in türevinde 1 de 6'ymış. Şimdi başka sayısı 2. En güzel. İkinci dereceden bir fonksiyon. Yani bu bir parabol. O zaman fx dediğin şey başka sayısı da kaç? 2. E da güzel. 2x kare artı bx artı c desem. Şimdi ben bunu bir türevini alsam. Ne yaptı? 4x artı b yaptı. Türevine 1 yazınca 6 geliyormuş. O zaman türevine 1 yazdım. Ne yaptı? 4 artı b 6 ise b 2 geldi. E güzel. Bunu da bulduk. Şurası 2'ymiş. O zaman bizim fx'imiz ne oldu? 2x kare artı 2x artı c oldu. E f1 de 6'ymış onu da kullanalım. x'e 1 verirsek katsayılar toplamından aslında c'sine de 2 diyebilir miyiz? O zaman bizim fx'imiz 2x kare artı 2x artı 2 gelir. Buradan da f3'ü soruyor. E yazalım ya zaman yerine dolduralım. 3 verirsek 9, 18. 3 verirsek 6 artı 2'den 26 yapar. Bizim 22. sorumuzun cevabı arkadaşlar. Anlaştık. Peki bakalım geldik sağ tarafa 24. soruya. Gerçek sayılar kümesi tanımlı f fonksiyonu belirttiği parabol buymuş. Bu bir parabol belirtiyor. Tamam eksi 1 ile 0 arası fx dx 1'miş. 1 ile 2 arası fx dx de 19. İkinci. o zaman ben burada işleme boğulacağım gibi gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Ben bu fonksiyon içerisine, integral içerisine bu fonksiyonu yazar. Teker teker integralden çıkarırım. Yani şuraya ax kare artı bx artı c yazdığımızda integralden çıkıyorum. ax küp bölü 3 artı bx kare bölü 2 artı 3x yaptı. Kaçtan kaça? Eksi 1'den 0'a. Bu kaçmış? 1. Şimdi 0 verdiğinizde zaten 0 yapar. Eksi. Şimdi eksi 1 veriyorum. Eksi a bölü 3 yaptı. Eksi 1 veriyorum. Artı b bölü 2 yaptı. Eksi 1 veriyorum. Eksi 3 yaptı. Şimdi bunun sonucu 1'miş. Şimdi burayı düzeltelim a bölü 3 eksi b bölü 2 artı, şurası bir yazmadı, bir daha yazıyorum. a bölü 3 eksi b bölü 2 artı 3 eşittir 1. O zaman bu burada beklesin bakalım bir. Buradan bir şey çıkartacağım. Bir de 1'den 2'ye fx'de x. Şimdi zaten integralden çıkarken yine aynı şekilde çıkacaksın. Bir şey değişmeyecek. O zaman ben bunu buradan bir güzel kopyalar, yapıştırırım. Şimdi bu sefer de sınırlarımıza göre ne diyeceğiz? 1'den 2 edeceğiz. 2 verdim 8a bölü 3. Artı 2 verdim 4b bölü 2'den 2b artı 6. Eksi 1 verdim a bölü 3. Artı 1 verdim b bölü 2 artı 3. Burası da kaçmış? 19'muş. Bunun cevabı da 19. Hadi bakalım kolay gelsin. Biraz burası karışık. 8a bölü 3'ten a bölü 3 çıktı. 7a bölü 3 geldi. Sonra 2b'den b bölü 2 çıktı. Ne yapar? 3b bölü 2 yapar. Tamam. 6'dan da 3 çıktı değil mi? 6'dan da 3 çıktı. 3 geldi. 3'ü de bu tarafa atarsak burası 16. Şimdi bizim elimizde böyle bir denklem oldu. Şimdi şöyle bir denklem daha var. Şimdi şuraları şöyle ayıralım. 2 tane denklem. Şu 3'ü de öbür tarafa attığımızı düşünelim. O zaman burası ne oldu? Eksi 2 mi oldu? Burası eksi 2 oldu. Peki bizden ne istiyor? A ile B'nin toplamını. Peki ne yapalım? Yapacağız bir şey. Ne yapalım? Üstteki denklemi 3 ile genişletip yürürsek olacak herhalde. Bunu 3 ile genişletirsek toplarsak. Şuradaki ile şuradaki gitti. 3A bölü 3. 7A bölü 3 daha ne yapar? 10A bölü 3 yapar. Eşittir. 3 buraya yazdık. Ne yaptı? Eksi 6. 10 da, 10 yaptı. A buradan ne geldi? 3 geldi. A'yı bulduk. Şimdi A'yı yerine yazalım. Mesela şuraya 3 yazalım. O zaman bunlar birbirini götürdü. Şunu yazalım ya. Burası biraz karışıyor. Böyle oldu. Sonuçta siz de sınavda böyle yapıyorsunuz. Bunlar birbirini götürüyor 3 verdiğinde. Burası 7 idi. 7'yi buraya attık. 9 kaldı. 3B bölü 2. 9 ise B buradan 3'ten kaç yapar? 6 yapar diyebilirim. B 6, A da 3. O zaman toplamları ne yapar? 9 yapar diyebiliriz. Bu da 23. sorumuzun çözümüydü. Geldik 24'e. Nefetim getirdi lan bu soruda. <laughs> Böyle olunca zor oluyor. Hadi bakalım 24. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir parabol verilmiş. Fonksiyonu ile x80 arasında kalan bölgeyi kırmızı renkli boyalı tepe noktaları f fonksiyonu üzerinde. Şurası 0, şurası 4. Tamam. x üzerinde olan eş ikizkenar kenar üçgen çizilmiş. O zaman burası 2. Bunu şuradan indirsek. indirdiğimizde siyah olsun bari burası 1. Eş x kenar üçgenler. Buradan da indirdim. Burası da 3. Burası da 1. Peki hatta bizim fonksiyonumuz da belli. Eksi x Ben daha sorunun devamını gel götürmedim ama soruyu bir şöyle bir dolduralım isterseniz. Fonksiyonu 1 yazarsak kaç olacak? Eksi 1 artı 4'ten 3 olacak. O zaman burası da 3. Yani burası da 3. Burası da 3'tür diyebiliriz. Buna göre gri renkli boyalı bölgenin alanları toplamının Kırmızı renkli boyalı bölgenin alanları toplamının oranı nedir demiş. E tamam. Söyledik aslında. Burası 2 birim. 2 çarpı 3 bölü 2'den 3. Buranın alanı 3 yapar. Buranın alanı 3. O zaman kırmızı boyalı bölgenin alanı 6. O zaman 6 bunu yazdım. Yukarıya da gri yazacağım değil mi? Peki o zaman biz aslında şöyle bir şey yapabiliriz. 0'dan 4'e eksi x kare artı 4x dx yaparız. Bunun integralden şu komple bu bölgenin alanını buluruz integral sayesinde. Sonra oradan 6 çıkartırız, gri boyalı bölge kalır. Onu da 6 oranlarız. Oradan sonucu bulabiliriz. Öyle yapabiliriz ya da yani pratikten de yapabiliriz. Size kalmış bir şey. Pratikten nasıl yapabiliriz? S2S taktiğiyle yapabiliriz. Şimdi bizim parabolümüz bu. Burası 0, burası 4. Şimdi burası 2. Fonksiyonu 2 yazarsak ne yaptı? 2 yazdık soner. Eksi 4 artı 8'den 4 yaptı. Şöyle getirdik. Burası 4'e denk geldi. O zaman hocam burası 4 ise şimdi buranın alanı kaç yapar arkadaşlar? 8. Bunları S2S taktiğiyle bölüyorduk. 8 bölü 3 burası. 16 bölü 3 burası yaptı. 16 bölü de 3 burası. O zaman bunun cevabı 32 bölü 3 gelir. Şimdi 32 bölü 3'ten de 6'yı çıkartırsak gri boyalı bölgenin alanı kalır. Buradan çıkacaktır cevap. 18 üst taraf ne yaptı? 18 çıkardık. 14 bölü 3 çarpı 1 bölü 6. Yani 14 bölü 18 ya da 7 bölü 9 gelir. Bizim sorumuzun cevabı arkadaşlar. Oransal olarak 7 bölü 9 geldi. Yani doğru cevabımız bu soru için. 24 soru için C almış. Hadi bakalım geldik 25'e. 25'e devam ediyoruz. Efkel gerçel sayılar türevli bir bir fonksiyon. Şimdi türevli bir bir fonksiyonsa ön şartımız sürekli olacaksınız. Daha sonra sağdan soldan türevleriniz birbirine eşit olacak. Gerçel sayılarda türevli diyorsa o zaman ben buraya bir yazdığımda ve buraya bir yazdığımda bir kere eşit olacak. O zaman bir yazarsam eksi 2 artı a bir dakika bir daha yapalım. Eksi 2 artı a artı b bir yazdım. Alt tarafa da bir yazdım bir kere birbirine eşit olacak. O zaman ben buradan anladım ki A artı B'nin 4 olduğunu. Bu cepte 1. 2. Türevlenebilir olacak biri de. Sürekliliği kanıtladık. Önce bu süreklilikte şimdi türevlenebilir olacak. Yani soldan türev aldım. Eksi 4x artı A. Sağdan türev aldım. 4x. İkisine de 1 yazdım. O zaman ne oldu? Eksi 4 artı A eşittir 4. A buradan ne yapar? 8 yapar. Demek ki A'sı 8'miş. B'si de eksi 4'tür. A8'miş. B'si de eksi 4. Burayı da hallettiğimize göre. Eksi 1'den 2'ye kadar fx dx sormuş bize. Eksi de eksi 1'den 2'ye kadar. Haydi bakalım kolay gelsin. O zaman parçalı fonksiyonsa ve benim kritik noktam 1 ya. Eksi 1'den 1'e kadar olan kısımda eksi 2x kare artı 8x eksi 4'ün integralini alacağım. 1'den de 2'ye kadar ne yapacağım? 2x karenin integralini alacağım. Buradan da cevap bulacak. Şimdi eksi 1 ile 1 arası güzel. Şimdi burada bilgi bize avantaj kazandırabilir. Eğer ki eksi 1'den 1'e kadar benim fonksiyonum tek fonksiyonsa o zaman bunun cevabı 0'da hatırlarsın. Değil mi? Bakın eksi 1'den 1'e kadar burada 8x kısmı tek. O zaman bu 8x'i hesaplamayabilirsin. Yani sen eksi 1'den 1'e kadar eksi 2x kare a eksi 4 lük kısmı hesaplasan burası da senin işine gelir. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şunu sildim. İntegralden çıkıyorum yavaş yavaş. Eksi 2 bölü 3 x küp eksi 4 x. Eksi 1'den 1'e. Artı şurası da 2 bölü 3 x küp bu da 1'den 2'ye. Şimdi burada 1 yazınca şuraya 1 yazınca eksi 2 bölü 3 eksi 4 yaptı. Eksi, şimdi ne yapıyorum? Eksi 1 yazıyorum, eksi 1 yazınca 2 bölü 3 artı 4 yaptı. Tamam, ilk integrali bu geldi. Artı, ikincisi 2 i̇ki yazdım. 2 bölü 3 çarpı 8, eksi 2 bölü 3 çarpı 1 yaptı. Bu da ikinci kısım. Şimdi toparlayalım bakalım. Eksi 14 bölü 3. Eksi, burası kaç yapar? 12, 14 bölü 3. Tamam, zaten gördüğünüz gibi aynı geldi. Ama zıt zıt geldi. Tamam okey. Artı burası ne yaptı? 16 bölü 3 yaptı. Burası ne yaptı? Eksi 2 bölü 3 yaptı. Şu ikisinin toplamı 14 bölü 3. Bunu götürse o zaman bizim cevabımız ne gelir? Eksi 14 bölü 3 gelir diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu sorunun cevabı 25'in sorununda cevabı Adana'ymış. Böyle işlemleri bol olunca dikkat etmekte fayda var diyoruz. Zaten o taraf bitmiş. O zaman geliyoruz 26. sorumuza. He babacım o yüzden orayı o kadar dolu dolu vermiş. Sen burayı sonuna kadar kullan diye. Biz de bir yere kadar kullandık. Şimdi geldik. ve ve gerçek sayılır olmak üzere Dikkat tüzeminde bir doğru sal fonksiyon vermiş. Epiksi. Bir de ne vermiş? Şu parabolü vermiş. Peki tamam. Ve bunlar nerede kesişiyorlarmış? X eşittir 1 noktası kesişiyorlarmış. Peki G'de X'e 1 verirsek ne yapar? 3, 5, 6 mı yapar? Yani bunun şurası 6. Peki bakalım şimdi beklesin. fx fonksiyonu gx eğrisi ve y eksen kalan bölgenin alanı burada 8 bölü 3 küçük buranın alanı. Ve tamam. A çarpı B nedir demiş. Şimdi bak. iki yer arası kalan bölgenin alanından bahsediyoruz. Başladığı yer belli. Bittiği yer belli. Bakın başladığı yer neresi? Burası. Bittiği yer neresi? Burası. O zaman başladığı yerden bittiği yeri çıkartacağız. Yani sıfırdan 1'e kadar hesaplayacağız. Doğrunun altında kalan alandan parabolün altında kalan alanı çıkartacağım. Şimdi doğrunun altında kalan deyince doğruyu ax artı b kabul edeceğim. Eksi parabol çıkartacağım. Parabol nerede? x kare artı 3x artı 2. x kare artı 3x artı 2 diyeceğim. Şimdi şunun integrali ne gelecek? 8 bölü 3 mü gelecek? Allah kolaylık versin diyelim. Ne? Ha? <laughs> Hadi bakalım. A x kare bölü 2 artı bx eksi x küp bölü 3. Hem eksiği dağıtıyorum hem integralden çıkıyorum. Eksi 3x kare bölü 2 eksi 2x sıfırdan 1'e. 1 bir verdiğiniz zaten sıfır verince hepsi gidiyor. Onu pas geçtim. 1 veriyorum. A bölü 2 artı B. Eksi 1 bölü 3. Eksi 3 bölü 2. Değil mi? Eksi 2 eşittir. 8 bölü 3 yaptı. Şimdi buradan neler olur neler olmaz. A bölü 2 artı B. Şimdi şurası şu eksi 1 bölü 3'ü buraya attınca artı 1 bölü 3 geçecek. Burası 9 bölü 3'ten 3 olacak. Burası 3 oldu. Biraz böyle kestirmeler yapabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. 2'yi de buraya attık 5 oldu. Yani 5 artı 3 bölü 2'den kaç yaptı orası? Son uğurlu sayısı 13'ü bulduk yine. 13 bölü 2. Burada da payda eşitlersek a artı 2b bölü 2'den İkilerde birbirini götürse A artı 2B için 13 cevabını bulduk. Bu birincisi. Bu işkencenin ilk kısmı bu. Şimdi şunu şuradan alalım. Bence onu oradan alalım. Bu tarafa getirelim. Şimdi kullanacağımız başka bir şekilde var mı? Bakalım. Bu bizim doğru. X'e 0 versek burası B. Tamam. Peki X'e 1 verdiğimizde burası kaç geldi? 6 geldi. Yani bu nokta 1'e 6 noktası mı? Peki 6 geldiğini nasıl anlamıştık? Burada 1 yazmış hatırlarsanız. E bu noktada bizim doğrumuzun üzerinde yani x'e 1 yazdığınızda f1 eşittir a artı b yapar. O da kaçtır? 6'dır. Demek ki a artı b kaç yaptı? 6. Çıkartırsam b buradan 7. a da buradan ne yapar? Eksi 1 yapar. Soru galiba benim gördüğüm kadarıyla çarpımlarını soruyordu. a ile b'nin çarpımını soruyor. O zaman bu ikisinin çarpımı kaç gelir? Eksi 7 gelir diyebiliriz. Bu da arkadaşlar 26. sorumuzun çözümüydü. Haydi bakalım kolay gelsin. Geldik 27'ye. Geldik bir trigonometri sorusuna. Dik kenar uzunlukları bir birim ve olan olan üç özdeş ikizkenar dik üçgen hipotenüsler aynı doğru üzerinde olan ve yan yana gelen üçgenlerin birer kösü çakışacak biçimde şekil bir diziliyor. Bunların her biri bir birim. Tamam, okey. Bunların her biri bir birim. Sonra ABC üçgeni A noktası etrafında bir miktar döndürülüyor. Şu kadar döndürdük. Şu kadar mı döndürdük? Şunu Tabii şu kadar döndürdük. Sıfırdı. AC sıfırdaydı. Bu tarafa döndürdük. Sonra D noktasından şöyle bir tamamlama yaptık. E tamam güzel. Yani sonuçta bu şurası ne kadardı? Kök 2 idi. Şurası kök 2. Şurası kök 2. Neden? Çünkü bunların hipoları. Değil mi? Buraları kök 2. E şurası da 1 biri. Peki bana soruyor. Tanjant ADB. He, aslında çok da zor değilmiş. ADB'yi soruyor. Yani şu açının tanjantını soruyor. Yani bizim elimizde bir tane dik üçgen var. Hipotenüsü 3 kök 2. Bir dik kenarı 1. O zaman 9, 18. Pisagor yaparsanız burası kök 17 gelecektir. Değil mi? Tanjant ADB'yi soruyor. Yani şu açının tanjantını soruyor. Tanjant neydi? Karşı bölü alfa diyelim oraya. Şuraya. Karşı bölü komşudan 1 bölü kök 17 cevabı bizim doğru cevabımızdır. Yani denizliymiş bu sorumuzun da cevabı arkadaşlar. Bu soru bir rahat bir soru oldu. 27. soru. Tribonite açısından. Geldik 28'e. 27 soruyu tamamladık arkadaşlar. Teker teker ilerliyoruz gördüğünüz gibi. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere bu, bu, şekilde bir ifade kullanmış. Tanjant A çarpı tanjant B nedir demiş. Burada bir toplam fark var bence. Şu kos A eksi kos B'yi nasıldı? Kosinüs erkekti, bencildi. Kos kos sinsindi. Yani nasıl yazıyorduk onu? Cos A çarpı cos B eksi ise artı artı ise eksi yazıyorduk. Sonra sin A çarpı sin B diyorduk. Değil mi? Eşittir. Şimdi burada da aynısını yapacağız. 4 tane var ama. Yani o da 4 tane cos A cos B eksi 4 tane sin A sin B değil. E tamam hocam. Şimdi şunu şu tarafa atalım. Şunu da şu tarafa atarsak 5 tane sin A sin B. 4 cos A B'yi bu tarafa atınca da 3 tane kosa A cos B yapacaktır. Değil mi? Şimdi tanjant A tanjant B'yi soruyorsa tanjant neydi? Sin bölü cos'tu. O zaman bunu bunun altına bunu da bunun altına bölüm olarak bu arkadaşı da bu tarafa atarsanız o zaman sin A sin B bölü burası ne yaptı? Kosa. A değil mi? Cos çarpı cos B eşittir 3 bölü 5 yaptı. Yani tanjant A ile tanjant B'nin çarpımı için ne diyebiliriz arkadaşlar? 3 bölü 5'tir diyebiliriz. Bu da 28. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 29. sorumuza. Benim çok önem verdiğim soru tarzlarından bir tanesi. ÖSYM bu tarz soruları çok soruyor. Yakın tarihte de çok sordu. Yani e, 2017'den beri bu soruya çok önem veriyoruz. Geçmişlerde de sormuştu. Bilginiz olsun yine bu sorudan soracaktır diye düşünüyorum. Aşağıdaki bir düzleminde o merkezi birim çember verilmiş, birim çembermiş, alfaları da yapıştırmış, gri renkli boyalı bölgenin alanının pembe renkli boyalı bölgenin alanının oranı. Gri'nin pembe şeye alansal olarak oranı sormuş ama alfa türünden eşit sormuş. Şimdi bu tip sorularda amaç kenar uzunlukları bilinen kenarları kullanarak kenarları trigonometrik fonksiyon yazmak. Şimdi mesela burası alfa. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi gri boyalı bölgenin alanını istedi ya. Şuradan bir tane dik atsam. Şimdi bunun yarıçapı 1. Şimdi gri boyalı bölgenin alanı dediğinizde şurası benim için taban olsa. şurası da tabana ait yükseklik olsa. 1 çarpı h bölükten gri boyalı bölgenin alanı bulurum. E peki hocam şimdi baktığınızda bu dik üçgende hangi dik üçgende? Bu dik üçgende. Hipotenüsünüz bir. Burası alfa ise karşı bölü hipotenüsten buraya da biz ne diyebiliriz? Sinüs alfa deriz. Bakın zaten sinüs alfa neydi? Karşı bölü hipotenüste. O zaman burası bizim için ne yapar? Sinüs alfa yapar. O zaman gri boyalı bölgenin alanı yani G dersem 1 çarpı sinüs alfa bölü 2 yaptı. G'nin alanını bulduk. Aynı şekilde pembiş bölgenin alanını da bulabiliriz. Mesela şuradan bir dik atarsak oradan bence yürüyebiliriz. Şurası bir birim yapar arkadaşlar. Şurası alfa yaptı. Bak değişik bir hareket yapacağım. Şimdi şurayı sildim. Şimdi alfayı tersine vermiş. Şuradan dik attım. Bu alfayı buraya taşıdım. Şimdi karşısı sinüs değil mi? Burası sinüs alfa. Mesela burası da komşu bölü hipotenüsten şu üçgenden komşu bölü hipotenüsü olduğu için buraya da ne dedim? Kosinüs yazdım. E burası da bir birim. O zaman pembiş bölgenin alanı da 1 çarpı kosinüs alfa bölü 2'dir. Gri bölü pembeyi sormuştu. O zaman 1'ler gitti. 2'ler gitti. Sin bölü kosa. Biz halk arasında ne diyoruz? Tanjant alfa diyoruz diyebiliriz. Bu şekilde bu sorunda bir çözüm vardı. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Ceyhan'dır diyebiliriz. Geldik 30. sorumuza ve böylece zannedersem matematik kısmını tamamlıyoruz. Daha sonra da geometrik kısmına geçiyoruz. Şu 30'u yapalım bakalım. Şimdi sıfırla pi arasında bir x'imiz varmış. Cos 4x sin x artı cos x'in parantez karesiymiş. Buna göre x değerleri toplamı nedir demiş. E ben şunu bir açayım. Sonuçta ben kendi kendime kare almıyorum. O bana onun karesini vermiş. Onu açarsanız buradan bir sin kare gelir. Sonra bir cos kare gelir. Değil mi? Artı bir de 2 sin alfa cos alfa gelir. Bu da ne eşitmiş? Cos 4 x e eşitmiş. E şurası 1 hocam. Şurası 1. Şurası sinüs 2 alfa. Yani bu ifade ne oldu? Sinüs 2 x artı 1 oldu. Şimdi yarım açı özelliğini kullanacağım. Cos 4 x açacağım. Şimdi normalde cos 2x dediğiniz şey neydi? Cos kare x eksi sin kare x diye açabiliyorsunuz. Ama ihtiyacınız dahilinde siz bunu 2 cos kare x eksi 1 ya da 1 eksi 2 sin kare x diye açabilirsiniz. Cos 2x. O zaman ben cos 4x'i de şöyle açabilirim. Burada sin 2x'i kullanmak istediğim için. 1 eksi 2 sin kare 2x diye açabilirim. E birler karşılıklı götürdü birbirine. O zaman bunu öbür tarafa attığımızda 2 tane sin kare 2x artı sin 2x'in toplamı 0 yaptı. Buradan denklem çözeceğiz. Ben de denklemi böyle çözüyorum. Şimdi sin 2x parantezini alsak. 2 sin 2x artı 1 eşittir 0 yapar. Şimdi ya sin 2x dediğiniz ifade ya burada sin 2x dediğiniz ifade sin 2x dediğiniz ifade 0 olacak ya da sin 2x dediğiniz ifade Eksi 1 bölü 2 olacak. Şimdi ben size kendi kanalımda yaptığım trigonometri anlatımlarında spiral diye bir yöntemden bahsetmiştim. Burada da onu kullanacağız. X değerleri toplamı diyor. Şimdi bak şöyle bir hareket yapıyorum. Normalde benden istediği aralık 0 ile kaç arasında? Pi arasında. Ama benden 2x istediği için bunu 2 katına çıkarıyorum. O zaman 2 katına çıkarınca 0 ile 360 arasında oluyor. Şimdi 0 ile 360 arasında sinüsün 0 olduğu yerler neresi? burası, burası, burası. Yani buradaki 0, buradaki 180, buradaki 360. Yalnız bu arkadaşlar 2x'e göre. O zaman 2'ye böleceğim. 0, 90 ve 180 benim şartım sağlayan elemanlar. Peki aynısını burada yapıyorum. 2x diyor ya. 2 katına çıkıyorum. Şimdi sinüs nerede eksidir? Bir burada eksidir, bir de burada eksidir. Şimdi sinüs ne zaman 1 bölü 2'dir? 30'da. 4. bölgedeki 30 ne yapar? 180'in 30 fazlası 210. Burası da 330. Yalnız bunlar ikisi de 2x'e göre ya. Ben şimdi bunları 2'ye bölüyorum. Yani 105 diyorum, diğeri de 165 diyorum. İşte benim 5 tane köküm geliyor Bu köklerin toplamını istiyor. 180 buradan 270 geldi. Buradan da 270 geldi. Topladıysanız 540 geldi diyebiliriz. Peki 540 ne demek? 543 tane 180 demektir arkadaşlar. Bu da 30. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 31. soruya. İlk 30 sorumuz matematik üzerineydi. Son 10 sorumuz da arkadaşlar geometri sorusu. 31. soruyla başlayalım bakalım. Mavi, kırmızı ve yeşil renkli çubuklar 10 noktadan bağlanarak şekildeki gibi üçgen kanatlı bir pervane yapılıyor. Evet yani bunlar doğrusal demeye getiriyor. Bu pervanede mavi renkli açıların ölçüleri toplamı yani şu ikisinin toplamı 100. Kırmızı renklilerin toplamı 110 olduğuna göre yeşil renkli açıların ölçüleri toplamı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi bizim elimizde 3 üç tane üçgen var aslında. Bir burada, bir burada, bir de burada. Şimdi her üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. O zaman biz üçünü topladığımız zaman 180 çarpı 3'ten bu 3 üçgenin iç açıları toplamı için 540 derecedir diyebiliriz. Şimdi bizim şöyle mavilerin biz ölçüleri toplamını biliyoruz 110 diye değil mi? Kırmızıların biliyoruz 110 diye. Mavilerin de biliyoruz 100 diye. O zaman bu ikisinin toplamı 210 yaptı. 210'u çıkardığımızda bizim elimizde 330 derece kaldı. Bu 330 derece neden oluşuyor? Yeşil açılardan oluşuyor. Bir de aynı zamanda şu arkadaş, şu arkadaş ve şu arkadaştan oluşuyor. Şimdi mesela ben oralara şuraya alfa, şuraya beta, şuraya teta dersem. Şimdi ters açıdan bu alfa ise burası da alfa yapacaktır. Şu üçünün toplamı da kaç yaptı arkadaşlar? 180 yaptı. E şimdi ben buradaki tepe açılarını çıkartırsam benim elimde 150 derece kalır. Bu 150 derece de bize neyi verecektir arkadaşlar? Sadece elimizde hesaplamadığımız bu iki tane açının ölçüsünü verecektir. O zaman yeşillerin toplamı kaç derece yapacaktır arkadaşlar? 150 derece yapacaktır diyebiliriz. 3 Üç üçgenin iç açıları toplamı 540'tı, teker teker 180'di. Oradan kırmızı ve mavilerinkileri çıkardım. Elimde 330 kaldı. Bir de tepedeki alfa, beta, teta'yı çıkarınca onlar da 180 derece yapıyor şurada olduğu gibi. Onu da çıkarınca sadece bizim elimizde yeşiller kaldı. Onlar da 150 dereceymiş diyebiliriz. Bu taraftaki sorumuz tamamlandığına göre geldik 32'ye sağ tarafta. Şimdi en kenarla bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsünü 360 bölü en formülü biliyoruz. Tamam bu şekilde bulabiliyoruz. Peki de düzgün ongen, bir kenara ortak olan düzgün altıgen ve sekizgen verilmiş. Sekizgen, altıgen ve 10gen. Tamam. Buna göre düzgün altıgen ile düzgün sekizgenin kenarları arası oluşan bir x açısını sormuş. Şimdi aslında o x açısı şurası x açısı diyebiliriz. Şimdi şurası altıgenin bir iç açısı. altıgenin bir iç açısı neydi arkadaşlar? 120 derece miydi? 360'ı 6'ya bölersek 60 yapar. Dış açısı 60, iç açısı da şuraya 120 derecedir diyebiliriz. Şimdi şu açı düzgün sekizgenin bir iç açısı yaptı. 360'ı 8'e bölersek 45 derece bir dış açısı yapar. O zaman iç açısına da 135 derece kaldı. Tamam. Şimdi ben ne yapmaya çalışıyorum? Şuradaki dörtgenin iç açıları toplamı 360 ya. Şu açıyı da bulursam aslında 120, 130. Burası kaç yaptı? 135 yaptı. 120, 135. Bu açı ve x'in toplamı 360'dan x'e ulaşacağım. O zaman benim şu açıya ulaşmam lazım. O açıyı nasıl söyleyebilirim? Bakın şunu şuradan devam ettirdiğimde hem düzgün sekizgenin şurada bir dış açısı oluşuyor hem de düzgün ongenin bir burada dış açısı oluşuyor. Sonuçta şuradan devam ettirsek. O zaman düzgün sekizgenin dış açısı 45, o zaman burası 45. Düzgün ongenin de 360'ı 10'a bölersek 36 derece yapar. 36 derece de burası. Peki ne yapmaya çalıştım? Şu açının tamamı bakın şu açının tamamı altıgenin bir iç açısı yani 120 derece. Burası kaçtı bu ikisi? 45 ile 36 idi. Bu ikisinin toplamı kaç yaptı? 81 mi yaptı? Ben buradan 81 çıkartırsam 39 kalır. 39'da şuradaki açı olmuş oldu. O zaman ne yapıyoruz? 120 diyoruz. 135 diyoruz. 39 diyoruz ve x diyoruz. Bu dördünün toplamı da bir dörtgenin iç açıları toplamından 360'ı bana verecek. Şimdi sol taraf ne yaptı? 255, 280, 294 artı x eşittir 360 ise bunu bu tarafa atarsak 66 derece kalacaktır. Şuradaki x açısına şeklinde ne yapabiliriz? Çözüm yapabiliriz. Bu da 32. sorumuzun çözümüydü. Geldik 33'e. Şimdi bize bir paralelkenar vermiş ve paralel bir köşegenini çizmiş. S1, S2, S4 diye belirtmiş. S1'in S3 oranı 1 bölü 4. Yani şu üçgenin alanının şu üçgenin alanına oranı 1 bölü 4'müş. Şimdi burada bir kelebek var. Bu kelebek de kanatları oranlıdır. Şimdi kenarları oranlı alanları neydi? Benzer oranı karesine eşitti. Ki alanları 1 bölü 4 ise alan olarak o zaman burasına k dersem Burasına 2K derim. Çünkü soldaki üçgen, sağdaki üçgen 2 katıymış. Alanlar oranı da tabi doğal olarak 1 bölü 4'tür. Şimdi parayken olduğuna göre burası da k, burası da 2k. Şimdi burada benzerlik oranının karesini kullanarak alanlar oranına ulaşabilirim. Şimdi mesela burada benzerlik oranı nedir arkadaşlar? 2 bölü 3'dür. O zaman biz bunun karesini alırsak 4 bölü 9 yapar. Yani burası 4s ise, burası 4s ise bunun tamamı 9s yapacaktır. O zaman buraya ne kaldı? 5s kaldı diyebiliriz. Burası 4s, burası 5s. Doğru mu? Aynı şekilde burada da şimdi burası 1'e 4 oranı olduğuna göre buraya f dersem buradaki benzerlik oranı 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3'ün karesinden 1 bölü 9 alanlar oranı gelir. Burası s ise tüm üçgenin alanı 9s yapacak. O zaman buradaki alana ne kaldı? 8s kaldı diyebiliriz. Bu verdiklerine göre bizim de bulduklarımıza göre s2 bölü s4 5 bölü 8 gelir diyebiliriz. Yani 33. sorumuzun cevabı C yapmış. Buradaki benzerlik oranını kullanarak alanlar oranını ne yaptık? Ulaştık arkadaşlar. Geldik 34'e. Şimdi DK şimdi burada bir e, bir tarif var. Biz o tarife uymaya çalışalım. DK K noktasının D4'ün uzaklığı şeklinde tanımlanıyor. Tamam. AB çaplı bir daireye. O zaman bir tane biz bir daire çizelim. AB çaplı olsun. Şurası A olsun. Sallıyorum. Çap dediğine göre şuradan da şunu çizdiğimde burası B olsun. Teğet olan bir D doğrusu için. Şimdi buna da bir tane teğet olan bir doğru çizelim. Nerede çizelim? Şuradan çizelim. Şöyle. on hatta doğru gibi çizelim. Tamam. Şöyle bir çizdik. Tamam. AB çaplı doğruya teğet olan D doğrusu için DA yani A noktasının buraya olan uzaklığı çünkü bu neydi? K noktasının D doğrusuna uzaklığıydı. Burası 2 birim. Yani şurası ikiymiş. Şurası A. Tamam. Sonra DB. B noktasının doğruya olan uzaklığı. Yani şu, onu ben yine çok net çizeyim. Şu şekilde çizeyim. Şöyle çizelim onu da. Şöyle yapalım. Hatta şunu da düzgün çizelim. Şöyle yapalım. Şurası da 2 birim. Şurası da 11 birimmiş. Tamam. Burası da merkez O. Buna göre bu dairenin alanı nedir diye sormuş. Şimdi geometrik bilgimizi kullanacağız bir çember sorusu. Şöyle bir hareket yapsam Şuradan şunu birleştirsem. Şuradan da şurayı birleştirsem. Şimdi benim elimde çapı gören bir çevre açı oluştu ki burası da 90 derece. Doğru Şimdi iki şekilde söyleyeceğim. Şu açı bizim için teğet giriş açıdır. Bakın. Teğet giriş açı. Doğru mu? Şu açı alfa mesela. Bu açı alfa ise gördüğü yay burasıdır. O zaman burada o yayı gören çevre açı da alfadır. Yani Neydi? Ee, gördüğü yayın yarısına eşitti teğet giriş açı. Aynı şekilde çevre açıda gördüğü yayın yarısına eşitti. Buraları alfa alfa dedik. O zaman mesela buraya beta dersek aynı şekilde burası da beta olacaktır. Alfa ile betanın toplamı 90. O zaman burası da betadır. Neresi? Şunun tamamı. Burası beta yaptı. E şimdi burada bir açı ortay var. Şu çizdiğimiz. Bakın açı ortaya burada biz ne yapmışız? Bir tane dik atmışız. Doğru mu? Aynı şekilde bakın. Buradan da şuraya dik attığınızda şurası da iki birim yapacaktır. Hem bunlar eşittir hem de şu parçalar eşittir. Aynı şekilde burası dikti burası 10'sa burası da 10'dur. O zaman bizim elimizde bir tane çember var. Şöyle bakın şöyle bir çember var. Şimdi çemberde şöyle bir çap çizdim şu şekilde birleştirdim. Burası 90 derece buradan dik attığımızda burası 2 burası 10 yaptı. E peki bunun yarı çapı bu çapı 12 olduğuna göre yarı çapı için biz ne diyebiliriz? 6'dır diyebiliriz arkadaşlar. Bu dairenin alanı da ne yapar o 36 pi yapar. Çünkü dairenin alanını veren formül neydi? Pi re kareydi. Rs de 6 olduğuna göre bizim cevabımız ne gelecektir? 36 pi gelecektir diyebiliriz. Bu da 34. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 35. soruya derken bir tık küçülteyim şunu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yok bir tık büyütelim. Eski haline geri dönelim. Şuradan bakalım. Şimdi koordinat düzleminde ne yapmış? Burada kareler vermiş. Dikdörtgen vermiş. Yukarıdaki dik koordinat düzeninde verilen dörtgenle ilgili y ekseni sol tarafına 5 eş dikdörtgen çizmiş. Bunların hepsi birbirine eşmiş. Şimdi eş olduğuna göre dikkatli bakın. 4 tane kısa kenar bir tane uzun kenar yapıyor. O zaman şunların bir tanesine k dersem burası 4k yapacaktır. Şurası da k'dır. Şurası da k'dır. Şurası 4k'dır diye yönlendirebiliriz herhalde değil mi? Aynı. Şimdi sonuçta demiş ki y eksenin sağ tarafında da dörtgen bir karedir demiş. O zaman şimdi şuranın tamamı 4K. O zaman şurası da 4K yaptı. O zaman burası da 4K yaptı gibi yönlendirmelerle sorumuza devam ediyoruz. Peki bakalım. K noktası eşit dörtgenin ikisinin köşesidir. K noktası neresi? Burası. Tam da köşeymiş. D1 doğrusu eksi 12'ye 0 noktası da verildiğine göre B ve C noktalarından geçen D2 doğrusunun denklemi. Nereden diyor? Bunun denklemini istiyor bize. Tamam okey. Şimdi şöyle bir şey yapsam, ee, nasıl yapsak? Burası 2k. Tam burası. Şimdi şurası 2k, şurası 2 4k. Şimdi şöyle bir şey oldu. Şurası 2k, şurası 4k oldu. Peki ben buna orta taban diyebilir miyim? Derim. Orta taban dediğime göre şu iki parçanın birbirine eşit olması gerekir. Yani bahsettiğim yer neresi? Bu parça ile bu parça. Yani burası 5K ise burası da 5K'dır. O zaman buraya, burası 4K olduğuna göre şuraya K kaldı diyebiliriz. A noktası eksi 12 imiş. Bakın burası 6K yaptı. Uzunluk olarak 6K yaptı. 6K 12 birimse K dediğin şey ne yapar? 2 yapar diye söyleyebiliriz. Şimdi K 2 idi. Bize sorduğu şey D2 doğrusunun denklemi değil mi arkadaşlar? Şimdi şuraları şöyle bir temizliyorum. K'nın 2 olduğunu söyledik. Bizden bu doğrunun nesini istiyor? Denklemini istiyor. Şimdi doğrunun denklemini bulmak için iki tane temel şeye ihtiyacınız var. Nokta, eğim. Nokta, eğim, nokta, eğim. Şimdi şöyle yapalım. Bu noktanın koordinatları belli. Orası 4k. 4k olduğuna göre burası 8'e 0. Üzerinde bir tane nokta bulduk mu? Bulduk. Bu bir. Bir de eğimi bulursak ki onu da bulduk galiba. Şimdi şurası neydi? 4k 8. Şimdi şurası şurası 4k. Şurası k olduğuna göre 5K yapar. Yani burası da, burası 8, burası 2 ise... 10 yapar. Normalde eğim açımız burası. Değil mi? Doğrunun x eksenine pozitif yöne yaptığı açıya biz eğim açısı diyoruz. Bunun yerine bu açının tanjantına baksak... 8 bölü 10 desek... Eğime 8 bölü 10'un... sola yatık olduğu için eksilistir istir diyeceğiz. O zaman eğimimiz ne gelecek? eksi 4 bölü 5 gelecek. O zaman eğim belli, nokta da belli. Yani bizim eğimimiz... eksi 4 bölü 5... Mesela üzerindeki bir nokta da C noktası 8'e 0. O zaman buradan bir doğru denklem bulacağız. Yani y eksi y 0 eşittir m parantezinde x eksi x 0 kuralını da uygulayabilirsiniz. Yani y eksi y 0 0'dır. y eşittir. Eksi 4 bölü 5 parantezinde x eksi 8 dersiniz. O zaman 5y eşittir. Eksi 4x artı 32. Hepsini sol tarafa atarsak. Şıklara bakalım bir. Evet hepsini sol tarafa atarsak daha güzel olacak. O zaman 4x artı 5y eksi 32 eşittir 0 şeklinde biz doğru denklemini söyleyebiliriz. 5x artı 4y, 4x artı 5y eksi 32 eşittir 0 dedik. Ya da yani şunu şuradan kopyalayayım. Şöyle yapalım. Şurayı alalım. Şöyle yapabilirsiniz. Y eşittir. Mx artı n'den yapabilirsiniz. Şimdi M zaten 4 bölü 5. Eksi 4 bölü 5. Buraya eksi 4 bölü 5 x yazdınız. X'e 8 yazınca y'sine gelecek 0 gelecek x'e 8 yazdık. Eksi 32 bölü 5 ise buraya bir 32 bölü 5 yazarsanız ne yapacaktır? Burası tutacaktır. Hepsini 5 ile genişletirseniz 5y eşittir. X 4x artı 32. Hepsini sola atarsanız 4x artı 5y 32 eşittir 0 şeklinde de ne yapabilirsiniz isterseniz. Doğru denklemini bulabilirsiniz. İki türlü doğru denklemini ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. Şimdi geldik 36'ya. Dik koordinat düzleminde B ve C köşeleri x ekseni üzerinde olan ABC üçgeninin bir dakika. Dik koordinat düzlemi diyorsa biz o dik koordinat düzlemini bir çizelim. Ee, B ve C köşeleri x ekseninin üzerinde olan ABC üçgenin diğer köşeleri. Şimdi sallıyorum burada ve burada. Bilmiyorum. Tamam mı? X ekseninin üzerinde olan ABC üçgenin diğer köşesi 7'ye K noktasıdır. X'i 7, K'sı sallıyorum burası. 7'ye K noktası da burası. A'sı burası olsun. B'si burası olsun. C'si burası olsun. Bakalım tutacak mı? Bu üçgenin BC kenar ait kenar ortay doğrusu y eşittir 6x eksi 6'ymış. Şimdi kenar ortay doğrusu dediğiniz şey buysa A'dan çıkacak. Şimdi bu doğruyu çizmek istersek x'e 0 verirsek y ekseni eksi 6'da. Y'ye 0 verirsek x eksenini 1'de kesecek. O zaman bizim doğrumuz şu oldu. Yani bir nevi tuttuğu gibi bir şey. Şöyle bu bizim kenar ortay doğrumuzmuş. Şu şekilde birleştirdik. Şu şekilde de birleştirdik. Burası kenar ortay. Değil mi? Şu parça ile şu parça birbirine eşit. Tamam. Şimdi burası 1. Burası 6. Uzunluk olarak söylüyoruz. Şimdi burası 7'ye K noktasıymış. Peki ABC üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları toplamı nedir demiş. Şimdi burası 7. Burası 1. Burası 1'e 0 noktası. Şimdi ağırlık merkezi kenarı 2'ye 1 oranında bölüyor. Yani burası atıyorum A ise burası nedir? 2A'dır. O zaman biz 1'e 0'dan 7'ye K'ya gitmek istiyoruz. Orantılı olarak bölmüş. Şimdi şöyle 1'den 7'ye kaç birim artmış? 6 birim artmış. 3 A'da 6 arttıysa, 3'te 6 arttıysa 1'de 2 artar. O zaman 1'de 2 arttırdığımızda buranın apsisi 3 geldi. Şimdi bak bu nokta hala nerede? Bu doğrunun üzerinde. E doğal olarak koordinat düzeninde yerine yazarsak sağ Yani x'e 3 yazarsak 18 6'dan burası kaç geldi? 12 geldi mi? Geldi. Demek ki bizim ağırlık merkezimiz g noktası 3'e 12 noktasıymış. Koordinatör toplamında nedir arkadaşlar? 15'tir diyebiliriz. Bu da 36. sorumuzun çözümüydü. Bize verdiği tarife göre biz ne yaptık? Yönergeleri teker teker tane tane işledik. Geldik bir analitik sorusuna da dik koordinat düzeninde bulunan doğrusu x ekseni kestiği nokta etrafında saat yönünün tersine eğim açısı kadar döndürülüyor. Şimdi koordinat düzlemini bir çizelim bakalım. Tamam koordinat düzlemini çizdik. Doğrumuz bu. Yani x'e 0 verirsek y'si 3. Y'e 0 verirsek x'e eksi 6. Yani benim doğrum bu. Değil mi? Doğrusu x eksenini kestiği nokta etrafında. x eksenini kestiği nokta etrafında. Saat yönünün tersi yönde. Yani bu tarafa eğim açısı kadar döndürülüyor. Yani bu kadar daha döndürülüyor. O zaman şöyle bir şey oluyor. Yani eğim açısı kadar döndürdüğü için aslında şurası alfa ise şurası da alfa oluyor diyebiliriz. Şu şekilde bir şekil çıktı karşımıza. Şöyle bir tık küçültelim. Şöyle bir şekil çıktı karşımıza. Buna göre son durumda oluşan doğrunun denklemi. Bu mavi doğrunun denklemini istiyor bizden. E tamam güzel. Şimdi bizim doğrumuz buydu. X 0 e verirsek burası 3'tü. y'ye 0 verirsek burası -6. Yani uzunluk olarak burası 6 birim, burası 3 birim. Şimdi 6'ya 3 oranı bir açıortay varsa mesela buraya A dersem şimdi bunun buna oranı bunun buna oranına eşittir. 6'nın 3'e oranı mantığıyla ilerlersek o zaman burası A'ysa burası 2A'dır. Ve karşımızda bir şurada bir tane dik üçgen oldu. O zaman 6'nın karesi artı a artı 3'ün karesi eşittir. Ne yapacak arkadaşlar? 2a'nın karesi 4a kare yaptı. Yani düzenlersek a kare artı 6a artı 9 artı 36 45 yapar. Burası 4a kare. Hepsini sağ tarafa attım. 3a kare eksi 6a eksi 45 eşittir 0 yaptı. 3'e böldüm. a kare eksi 2a eksi 15 eşittir 0. Buradan a eksi 5 a artı 3 diye çarpanını ayırdığımızda A buradan ne geldi arkadaşlar? Ya 5 geldi ya da eksi 3 geldi ki eksi olma şansı yok. O zaman A'mız kaçmış? 5'miş. Yani burası 5. E tamam. Bizden bu mavi doğrunun denklemini istiyor. Yapalım o zaman. Y eşittir mx artı n diyelim. Bu eğimdi. Şurası da ben denklemi böyle yazmak istiyorum. Daha çoğunlukla böyle yazıyorum. Bu arkadaş eğim oluyor ki eğimde 8 bölü 6'dır. Yani 4 bölü 3 geldi burası. N de y eksenini kestiği noktadır her zaman. Burası da 8'dir. O zaman bizim doğrumuz bu geldi. Düzenlersek, payda eşitlersek 3y eşittir. 4x artı 24. Şıklara da bakarak hepsi sol tarafa atılsın. Yok bunu bu tarafa atalım. O zaman 4x eksi 3y artı 24 eşittir 0 gelsin. Bizim doğrumuzun denklemi. A şıkkı tutuyor galiba değil mi? 4x eksi 3y artı 24 eşittir 0 geldi. Doğrumuzun denklemi. Bu da 37. sorumuzun cevabıydı. Hadi bakalım geldik 38. soruya. Bir çember sorusu. Çember denklemi ile ilgili. Dik koordinat düzeninde böyle bir çember denklemi vermiş. Çember x eksini a ve b noktalarını kesmektedir. Şimdi bu çember denklemi nasıldı arkadaşlar? x eksi x1'in karesi hatta x x1 x0'ın karesi artı y eksi y0'ın karesi eşittir r kare. Yani merkezi x0'a y0, yarı çapı da r olan bir çemberden bahsediyoruz. O zaman şimdi şöyle yapsak. Burada yarıçapımız çapımız kök 20. Tamam. R'miz kök 20 yapar burası. Değil mi? Hemen şuraya yazabilirim. Merkezi de x'i 3, y'si 2 olan bir nokta. Yani burası. Sonra buraya bir tane çember çiziyoruz. Şimdi salladım böyle bir çember çizdiğimizi düşünelim. Şöyle bir çember çizdiğimizi düşünelim. Yarıçapı kaç olacak? Kök 20 olacak. Şimdi buna göre AB doğru parçasının çap kabul eden çemberin denklemini sorun. Şimdi, şimdi x ekseni kestiği noktalar A ve B. Tamam. Bunu çap kabul eden çember istiyor. Hmm. Peki x ekseni kestiği noktayı nasıl buluruz biz burada? Y'ye 0 veririz. O zaman y eşittir 0 için. O zaman buraya y'ye 0 verdik. Şimdi x eksi 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 20'de. x eksi 3'ün karesi y'ye 0 verince artı 4 eşittir 20 yapar. x eksi 3'ün karesi kaç yaptı? 16 yaptı. Demek ki x eksi 3 4 olsa x 7 yapar x eksi 3. X 4 olsa x de buradan ne yapar? Eksi 1 yapar. Demek ki burası eksi 1. Burası da kaçmış arkadaşlar? 7'ymiş. Tamam. O zaman burayı çap kabul eden çember denklemini istiyorsak. Şimdi burası ve burası çapsa o zaman en uzunu burası. Şimdi o zaman bu ikisinin ortası. Şimdi burası toplam 8 birim. Burası merkez yaptı. Merkezi kaç o zaman? x eksi 3. Yani 3'e 0 noktası merkez. O zaman x eksi 3'ün karesi artı y kare. Yarı çapı da bunun 4 birim. O zaman bu da ne gelecektir arkadaşlar? 4'ün karesinden 16 gelir diyebiliriz. x eksi 3'ün karesi artı y kare eşittir 16. Bizim çember denklemimizi verdi diyebiliriz. Bu da arkadaşlar 38. sorumuzun çözümüydü. Geldik son iki soruya. 39 ve 40'a. iki tane katı cisim sorusu anladığım kadarıyla. 39'da bir üçgen prizma vermiş. Değil mi? Yukarıda yüksekliği 6 desimetre olan eşkenar üçgen dik prizmanın yükseklik 6 desimetre. Buraya 6'yı yazdık. Şimdi AC, ACE A -C -E. şu açı, şu açı için 75 demiş. Tamam, okey. Başka bir şey vermiş mi? Buna göre kapalı haldeyken hacmi kaç desimetre küptür demiş. Taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi şurası 75. Orayı bir kullanmaya çalışalım. Şurası eşkenar üçgendi. Şimdi bak şöyle bir hareket yapacağım. Şuradan şuraya bir dikkat edeceğim. Bakalım ne işimi edecek? Eşkeni üçgen ya. Mesela sallıyorum. Burası 2K olsun. Bu da 2K olsun. O zaman burası K, burası K yapar. Tamam. Dikkatlıyız ya. Sonuçta bütün hepsi 2K, 2K, 2K. Hocam o zaman burası da 2K. Evet. Şimdi şurası bir X kenar geldi. O da tamam. Şimdi burası kaç derece arkadaşlar? 2KK 60 derece zaten burası. O zaman şurası 30 derece yaptı. Şurası da 30 derece yaptı. Hmm. Şimdi burası şurası 30 derece yaptı. Şimdi burası 30 derece yaptıysa burası da 30 derece yapar. Şu açı 75 ise o zaman iki iç bir dış mantığıyla şöyle bakacak olursak şimdi bir düzgün yapalım. Şimdi şöyle yapacak olursak şurası 75 derece şurası 30 derece o zaman bir dış açı kendisine komşu olan iki iç açıdan burası 45 yapar. Yani şu açı şurası 45 derece geldi. Yani ikizkenar kenar üçgen oldu bakın şurası ikizkenar kenar hatta dik üçgen oldu. He, aslında burası 6 burası da 6 yani buradaki her bir kenar 2 oldu. Tamam bize neyi soruyordu? Kapalı cismin hacmini soruyordu. E eşkenar eşken, üçgen prizmanın hacmi tabana çarpı yükseklik, Taban alanı çarpı yükseklik. Eşkenar üçgen alanını veren formül neydi? A kare kök 3 bölü 4 müydü? Bunu bilmek lazım değil mi? Çarpı yükseklik. H. A'sı 2. 2'nin karesi 4. kökü 3 bölü 4. H da 4. 6 idi. Bunlar giderse bizim hacmimiz 6 kök 3 desimetre küp gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız 39. soru için C yapmış. Şimdi geldik 40. soruya ve denememizin son sorusuna arkadaşlar. Hadi bakalım kolay gelsin diyoruz. Son soruyla denememizi tamamlıyoruz. Şimdi kare dik prizma vermiş bir tane. Kutuya ait iki durum gösterilmiş. Kutu kapalı iken kapağın 2 santimlik kısmı dışarıdaymış. Kapak kutunun yan yüzlerine değecek şekilde açılmış. Kapağın 6 santimetrelik kısmı kutunun dışına kalmış. Yani burası 6 santimmiş. Mavi renkli yüzey kare ve kutunun hacmi 768. Yani buraya x dersek Şurası da x yapacak. Şurası da x yaptı. Şurası da x yaptı. Tamam okey. Şimdi orası x'e burası da x. O zaman bunun tamamı şurası x artı 6. O zaman burası da x artı 6. Çünkü kapak böyle açıldı ya. Evet burası x artı 6. Siz, o zaman buraya da x artı 4'tür diyebiliriz. Şunu şuradan tamamladığımız anda. Şurası da ne yaptı arkadaşlar? x artı 4 yaptı. Şimdi diyor ki kutunun hacmi. E kutunun hacmi taban alanı çarpı yükseklik. Yani taban alanı Şurası x kare çarpı yükseklik. x kare çarpı x artı 4 ne yapar? 768 yapar. Bu 768'i çarpanlarına ayırmak lazım. Şimdi biraz orası uğraştıracak ama. Şimdi 6'ya bölsek 168. 6'ya bölündü. 6 çarpı. Ne yaptı orası? 6 çarpı. 120 dese 720 48. 128 yaptı. 128 nedir Soner? 64 çarpı 2'dir. 8 çarpı 8 çarpı 2. Şuradaki ne yapalım şimdi? Alt, bir tane 2'yi buradan alalım buraya getirelim. 12 çarpı 8 çarpı 8 oldu. Bak bu. Burası 8. 8'in karesi. Burası da 12. Evet oldu. Demek ki x dediğiniz şey ne geldi arkadaşlar? 8 geldi. Demek ki şurası 8, 8, 8, 8'miş. Burası 12'ymiş. Şurası 12 yalnız. Peki bize ne soruyor? Kutu kapalı iken cismin tüm yüzey alanı. Şimdi kutu kapalı iken dediğinde şurası bir çıkıntı. Orayı ayrı hesaplayalım. Normalde bir prizmanın yüzey alanı hesaplarken ne yapıyoruz? İki parantezinde AB çarpı AC artı BC diyoruz. Şimdi bu, bakın burada nedir aslında? Bir tanesi 8, bir tanesi 8, bir tanesi 12. O zaman ben A'ya 8, B'ye 8, C'ye de 12 dersem A'ya 8 dedik. B'ye 8, C'ye 12 dedik. Bunun şuradaki çarpımların toplamı bize kare prizmanın yüzey alanını verecek. Yani 2 tane 64 artı 96 artı 96. Ne yapar burası? E, 150, 160 burası yapar. 96 ile toplasın. 256. 2 ile çarparsak 512 santimetre kare geldi diyebiliriz. Yalnız ben ne yaptım? Şuradaki çıkıntı yokmuşçasına davrandım. Benden istediği şey ne? Dikkatli bakın. Kutu kapalıyken cismin tüm yüzey alanı. Şimdi bunun alt tarafı da üst tarafı da bence yüzey alanına dahil. Kutunun yüzey alanına dahil. Ben bir prizma hesaplıyorum ama kutunun yüzey alanını hesaplıyorum. Şimdi burası 8'di. O zaman üst tarafın alanı 16 gelecek. Aynı şekilde alt tarafın alanı da 16 gelecek. O zaman 512'ye ben ne yapacağım? 16 16 36'nın 16 16 36 olur mu? 16-16-32'nin nesine ekleyeceğim? alanını ekleyeceğim. Bu da kaç yapacak arkadaşlar? 544 santimetre kare yapacak diyebiliriz. Yani doğrucağımız 40. soru için ne geldi? Edirne geldi. Şimdi sizden bir ricam var. 40 tane soruyu biz beraber çözdük. Sen de kendince güzel bir analiz yap. Hangi konulardan, hangi başlıklardan soru kaçırdığına bak. Onlar üzerine küçük tekrarlar yapabilirsin. Ama sana tavsiyem ilk aşamada önce bu konuyla ilgili mesela kaçırdığın konu ne? Mesela fonksiyon fonksiyonun hangi kısmını kaçırdın? Grafiklerle ilgili kaçırdın. Grafiklerle ilgili önce bir daha test çöz. Bir daha test çöz. Açıkların biraz daha meydana çıksın. Ondan sonra o konuyla ilgili bir tekrar yapıp o açıklarını kapatmaya çalış. Çünkü şöyle bir hata yapıyorsunuz. Önce tekrar yapıp sonra soru çözüyorsunuz. Tekrar yapıp soru çözdükten sonra çözdüğünüz soruların çoğunu doğru yapıyorsunuz. Böylece nerede hatalı olup olmadığınızı tam keşfedemiyorsunuz. Ya da fazladan başka eksik bilginiz var mı onu da keşfedemiyorsunuz. O yüzden tekrar yaparken önce soru çözün. Kaçırdığınız yer neresi olursa olsun en acımasız hayatta kendinize davranın. Tamam mı? Hiç acımayın. 4 tane yanlış çıkabilir, 5 tane yanlış çıkabilir, 4 tane boş çıkabilir. Hiç önemli değil. Sonra konu anlatımına bakın. Kendi konu anlatımınıza. Bizim sizinle yaptığımız bir sürü konu anlatımı var. Ayetini tamamını konu anlatımını yaptım size. Oradan bakabilirsiniz. Sonra da tekrardan kaçırdığınız soruların üzerine geçerek küçük küçük notları tutarsınız, postitleri yapıştırırsınız, ben bunları kaçırmıştım dersiniz. İki gün sonra onlara bir daha bakarsınız, tekrarlamış olursunuz, aynı hataları yapmamış olursunuz. Anlaştık, bir sonraki dönemde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sıkı çalışın, hoşçakalın.